Hoş geldiniz. Ben Nurşen Gürboğa. Gülay Yılmaz ile birlikte koordine ettiğimiz Aklı Kısa Seminer dizisinin bugün sonuncu toplantısını gerçekleştireceğiz. Dolayısıyla 8 Mart'tan bu yana sürdürdüğümüz bu dizi bugün bir açık oturumla veya bir yuvarlak masa toplantısıyla son bulacak. Bildiğiniz gibi yine Aklı Kısa'da kadın tarihçilerin çalışmalarını, yayınlarını, araştırma gündemlerini ve tarih disiplinine katkılarını görünür kılmayı hedefliyoruz. Bu son konuşmayı da biraz bu noktadan yapmak istedik. Özellikle feminist perspektife yoğunlaşmak istedik ve başlık olarak da feminist perspektiften tarih yazımı ve kaynakları seçtik. Bu çerçevede konuşmacılarımız ve tartışmacılarımız katkı sunacaklar. Üç değerli konuşmacımız ve iki tartışmacımız yer alıyor bugün. Ben hemen onları takdim etmek istiyorum. Birsen Talay Keşoğlu, İpek Güner Cora, Tuğçe Kayal konuşmacılarımız olarak yer alacaklar. Gülhan Balsoy ve Zeynep Yelçe ise tartışmacı olarak katkı sunacaklar. Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Bugün aynı zamanda moderasyonu Gülay ile birlikte yapacağız. Gülay sen de hoş geldin. Merhabalar herkese. Evet, bugünkü konuşmalarımız üç konuşma ardından da iki tartışmacımızın katkılarıyla devam edecek. Ben yine de akışı hemen hatırlatayım. Yaklaşık 20'şer dakikalık konuşmalarımız olacak. Daha sonra tartışmacı arkadaşlardan katkılarını rica edeceğiz. Sonrasında da sizin YouTube'a yazmış olduğunuz sorular ve yorumlarla devam edeceğiz. Bugün ilk konuşmacımız Birsen Talay Keşoğlu. Konuşmasının başlığı arşivcilikte feminist dönüm noktası ve kadın tarihi yazımı Kadın Eserleri Kütüphanesi olacak. Birsen Hoca'ya ben sözü vermeden önce hemen kısaca bir biyografisini vermek isterim size. Lisans eğitimini Boğaziçi Üniversitesi Felsefe, yüksek lisans eğitimini yine Boğaziçi Üniversitesi Tarih bölümünde almıştır. Doktora çalışmasında Boğaziçi Üniversitesi Atatürk İlkeleri İnkılap Tarihi Enstitüsü'nde tamamladı. Ve tez başlığı 1975-1980 yılları arası Sosyalist Kadın Dernekleri. 1998-2003 yılları arasında İletişim Yayınları'nın çıkarttığı Tarih ve Toplum Dergisi'nin yayın yönetmenliğini ve aynı yayın evinde Tarih, Anı ve Politika dizilerinin editörlüğünü yapmıştır. 2004 yılından beri akademik hayatını sürdüren Keşoğlu şu an Beykoz Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Bölüm Başkanı ve Sosyal Bilimler Fakültesi Dekan Yardımcısı olarak görev yapmaktadır. Bunun yanı sıra Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı'nda yönetim kurulu başkanı olarak yer almaktadır. Geç dönem Osmanlı, erken Cumhuriyet dönemlerine ait çok sayıda çalışması var Keşoğlu'nun. Şu anda da Kadın Eserleri Kütüphanesi Bilgi Merkezi Vakfı'nın bir projesi olan Osmanlıca Kadın Dergilerinin Latin harflerine çevirisinin yapıldığı Kadınların Belleği 2 adlı dizideki bazı dergilerin hem çevrim yazımını hem de projenin koordinatörlüğünü Aslı Davaz ile birlikte yapmaktadır. Çok şahane bir proje gerçekten de bu. Son yayınladığı kitapları Libra Yayıncılık'tan basılan Geç Dönem Osmanlı ve Erken Cumhuriyet Kadın Dergileri, Talepler, Engeller, Mücadele, Cilt 1 ve Cilt 2. Şimdi isterseniz sözü Birsen Hoca'ya ben bırakayım. Birsen Hocam buyurun, konuşma sizindir. Teşekkür ederim Nurşen Hocam. Sağ olun. Ben hemen bir ekran paylaşımı yapayım. Evet, burada benim başlığım biraz önce Nurşen Hoca da söyledi. Bir feminist dönüm noktası ve kadın tarihi yazımında Kadın Eserleri Kütüphanesi'nin katkısını bir şekilde anlatmaya çalışacağım. Şimdi tarih biliyorsunuz geçmişten geleceğe yaşananları kayıt altına almak ama kaydetmek değil. Bunun dışında bir bilgi üretmek. Olayları, olguları biz seçiyoruz, yorumluyoruz ve bu süreç içerisinde de bir toplumsal bilinç oluşuyor. Yani aslında bir yandan da bir ideolojinin şekillenmesine doğrudan etki ediyor. Tarih anlatısıysa herkesi kapsamadığı için evrensel değil bir anlamda ve
ideolojik, biraz önce de vurguladığım gibi. Yani çoğumuzun bildiği gibi işte Fransız devriminde işte Olympe de Gouges hikayesi, yurttaşlık haklarının verilmemesi ya da ikinci meşrutiyet döneminde ki o değişimden kadınların daha sonra faydalanmaları gibi. Ya anal okul tabii bu tarih yazımında bir değişimi bir miktar getirecek tabii ki farklı bakış açıları. Sonra gelişen sosyal tarih alanı ama yine de kadınlar burada dışarıda kalabilirlerdi bir şekilde. Bunu sağlayacak olan şey de toplumsal cinsiyet kategorisi olarak feminist kuramdan ortaya çıkmış olması. Yani kadın tarihini biz kadınların baskı altına alınışı, bu baskıya direnişi tarihi olarak da değerlendirebiliriz. O nedenle bu tarihi biz daha farklı bir bakış açısıyla, yeni bir yöntemle, yeni bir yorumlama, yeni bir yapılanmayla yazabiliyoruz. Ben şimdi burada özellikle belge açısından bakacağım bu işe ve kütüphanedeki belgeler biçiminde götüreceğim. Evet, belge yoksa tarih de yok. Bunu biliyoruz zaten. Ama burada önemli olan kadın merkezli arşivcilik çalışmaları. Bu dönemde 21. yüzyılda değişti tarihi belgenin tanımı. Yani artık elektronik belgeler var, dijital doğan belgeler var. Yani son derece genişledi. Arşivciliğin de, bilgi belge yönetiminin de kapsamı bizim açımızdan, kadın tarihi çalışmaları yapan, feminist tarihi yazımı açısından da değişti. Şimdi bu kadınlara ilişkin belgelerin toplanmasına önem verilmesi ayrı bir şey. Bu kadın hareketinin ve tarihinin içinden çıkan kadın arşivciliği ya da feminist arşivcilik çalışmaları burada önemli. Yani kadınlara ait belgeleri toplamak, kayda geçirmek, farklı bir kataloglama ve derme içinde yer almak. Daha klasik var olan kütüphanelerin dışında bir kataloglama ve derleme çalışması yapmak. Ve bunları öğrendik biz. Yani Avrupa'da ve Amerika'da çok, yani yaklaşık bir 100 yıl önce bunlar başlamış. İşte bizde de 1990'da Kadın Eserleri Kütüphanesi ile bu çaba başlıyor. Devlet arşivlerinde özellikle yer almayan, kadınlara ait basılı ve yazılı olmayan bilgileri, belgeleri bir araya getirmek gerçekten özel bir çaba gerektiriyordu. Ve 90'dan bu yana kılavuzlar, bibliografyalar yayınladı vakıf. Kadın merkezli arşivciliğin ile birlikte kadın hareketi ve kadın tarihi çalışmalarının bir ortak çabasıdır aslında bunun ortaya çıkması. Şimdi mesela şöyle bir şey diyebilirim. 60 kadar kadının özel arşivi kütüphanede. Kerime Nadir'den Sabiha Sertel'e, Muazzez İlmiye Çağı'dan Şirin Tekeli'ye kadar. Ya da 700'e yakın kadın örgütü ve örgütlenmesinin tümü koleksiyonları vakıfta yer alıyor. Afiş koleksiyonları, yani hepsini de saymayacağım ama hani 700'e yakın kadın örgütü ve örgütlenmesinin herhalde toplayabilen, herhalde değil öyle, tek kurum Kadın Eserleri Kütüphanesi. Kadın tezahürüsü, bibliografyalar, kataloglar, her yıl yayınlanan ajandalarla aslında kadın tarihi yazımına sözlü tarihler arşivi gibi ciddi katkılarda bulunuyor. Şimdi biz 2010 yılında başlamıştık bu projeyi, Kadınların Belleği projesine. Burada bir takım dergileri de görüyorsunuz siz. Toplamda 38 tane dergi, bu bibliografyada yer almış. Aslında başka dergiler de olabilir. Yani daha sonra fark ettiğimiz birkaç dergi daha çıktı. Bu kadın dergileri bibliografyasında yer almayan, hatta onu da bir yenilemeyi düşünüyoruz doğrusunu isterseniz. Bunlar Osmanlıca. Bir de 28'den 96'ya kadar olan bir kadın süreli yayınları bibliografyası var. O da 195 yeni harfli kadın dergisini kapsıyor. Şimdi ben demiştim, biz 2010 yılından başladık, hala devam ediyoruz. Hatta iki gün önce sadece gönüllü usulü yapılıyor bu. Yani ne yazık ki aslında keşke bir fon bulabilseydik ve böyle yapabilseydik daha iyi olurmuş. Ama bu olmadı. Biz gerçekten tamamıyla gönüllü düzeyinde bunlar yapılıyor. Ben kendi özellikle çevirisini yaptığım dergiler üzerinden gideceğim. Örnekler vereceğim sadece onlarla ilgili. Mesela Türk Kadını.
1918-19 yıllarında yayınlanıyor ve Türk ifadesinin geçtiği ilk Osmanlıca kadın dergisi. Yani daha sonra Türk Kadın Yolu falan var ama Türk Kadınından sonra yayınlanıyor bunlar. Yani o dönemdeki anlamak mümkün. O bir milliyetçiliğin, Türk milliyetçiliğinin geliştiği ve bunun kadınlar üzerinden nasıl aktarılması gerektiğini bize anlatıyor bu dergi. O açıdan tarih yazımı açısından da çok önemli bunlar. Yani Osmanlıca bilmeyen araştırmacılara da bunların sunulması tek bir sıkıntımız var. Latin harflerinden olduğu için birçok yerde alıntı yapılıyor ama referans verilmiyor. Bunu bu arada söylemiş olayım yalnız. Öyle küçük bir sorunla karşı karşıyayız. Şöyle mesela bizde feminizm yazısından Necmettin Sadık'tan bir alıntı. Ailenin inhilali, dağılması, milletin inhilali demektir. Kadınlık terakki ettikçe kadınların nail olacakları fazla hukuk, hürriyet, aile rabıtalarının kuvvetlenmesine sebep olmalıdır. Hiçbir vazife kadınları ailedeki vazifelerinden daha mühim olamaz. Aziz Hüdayi'nin kaleme aldığı Şüphe adlı hikayede sadakat saç gibidir, erkeğe değil kadına lazım diyen Miralay'a hemşire Ülker, bu da bir erkek mantığı diyerek karşı çıkar. İkinci sayıda Kazım Nami, kadın için iffetin kıymeti erkeğinkiyle aynı derecede bulunmuyor. Halk kadın iffetine büyük kıymet veriyor. Çünkü içtimai vicdan kadını mukaddes, muhterem tanıyor. Hak iddiasında bulunmak için daha evvel cemiyetin tayin ettiği daha yüksek vazifelerin icra edilmesi düşünülmelidir. Yani kadınlara siz biraz hak talep ediyorsunuz da bir bakalım bizim istediklerimizi yerine getirdiniz mi? İyi bir eşi oldunuz mu diye soruyor. Daha sonra Ethem Nejat'la Şüküfe Nihal arasında genellikle bu dergide pek sık tartışma olur. Hakiki Türk hanımlığı ve aile kadınlığını nasıl tesis edeceği konusudur bu da. Ethem Nejat Türk kadınına en uygunun Alman kadını olduğunu iddia eder ve yani ve Fransız ve Levanten kadından aman uzak durun, bunlarla hiçbir şekilde kendinizi örnek almayın der. Şüküfe Nihal de ona cevap veriyor ama şöyle bir cevap. Bütün Türk hanımları arzu edilen tekamüle erişememişlerdir. Lakin her gün gazetelerde bahsedilen vazife naşinas, boyalı, israfkar, sahte, cahil kadınlarda Türk kadınının hakiki mümessilleri değildir. Evsiz barksız hanımlara mukabil yuvasını en kutsi bir mabet bilen evli barklı hanımların yekûnü herhalde şayanı memnuniyettir. Şimdi burada da farklı bir zemine çekemiyor aslında Şüküfe Nihal. Yine yani böyle aile kavramları ve gelenek görenek içerisinde bir şekilde cevap veriyor Ethem Nejat'a. Ve bu arada sadece bununla kalmıyor. Yani ailedeki toplumdaki görevlerini net bir şekilde belirtmekle kalmadıkları gibi gerçekten saçı, makyajı, elbisesi, bedeni nasıl olmalı hepsini çiziyorlar. Mesela çok net söylüyor. Balık eti semizliğinde olmalıdır ideal Türk kadını deniliyor. Bu arada sağlıklı beslenme ile ilgili yazı devam ederken kadınların zaten obez olamayacağı, çünkü aşırı asabi oldukları için yağ biriktiremez, yağ teraküme olamaz onlarda deniyor. Böyle de hani hiçbir bilimsel altyapısı olmayan bir anlayış oldukça yaygın olarak kabul edilmiş durumda. Kadınlar çok asabidir, yağ teraküm etmez, o yüzden de kadınlarda obezite olmaz diye. Fakat buradaki asıl mesele şudur. Hepsi, birazdan da göreceksiniz, engellenemez bir kadın inkılabının geldiğini görüyorlar ve bunu söylüyorlar. Ama en büyük endişe bunun nasıl bir istikamet verileceğidir. Okullar açtık ama bize nasıl kadınlar lazım diye düşünmedik. Tıpkı erkekler gibi kuru, hazmı zor kimyalar okuttuk. Ve mekteplere feminizmin girdiğini, okullara giden kadınların bunları çok sık konuştuğunu biliyorlar ve bundan da bir miktar endişe duyuyorlar. Mekteplere giren feminizm fikrinden yanlış sonuçlar çıkarıyorlar. Romanlar okuyup yanlış fikirlere kapılıyorlar. Kadınların hakkı, hukuku kelimeleri ağızlarından düşürmüyorlar. Burada da çok net bir ifade var gerçekten de. Ethem Nejat'tan da, Nezihe Rikkat'ten de. Biz seri ve hattı gayri muayyen. İşte hattı gayri muayyen en büyük sorun. Nezihe Rikkat de diyor, müthiş bir kadın inkılabının geldiğini görüyorum. Necmettin Sadık da,
kadınlık ceryanından bahsediyor. Büyük bir ceryan var gerçekten de diyor. Ama işte şurası önemli ki yalnız bu ceryana istikamet vermek, onu bir sel suretinde etrafı harap edici bir kuvvet olmaktan kurtararak intizam dairesinde tabii seyrini, tabii seyri evet, Necmettin Sadak'ın herhalde tabii ki bir tabii seyir anlayışı var. O tabii seyrini takip etmek için buna gayret etmek lazım. Yani bir istikamet vermeye çalışıyorlar. Harap edici bir kuvvet olarak da feminizmi aslında beğeniyorlar da. Ama dediğim gibi çok karışık. Bu bilgi yurdu ışığının, bilgi yurdu ışığı ilginç. Şimdi biraz bilgi yurdu ışığından bahsedeyim. 1916'da bilgi yurdu dershanesi açılıyor. Okuma yazma ücretsiz, çocuk bakımı ücretsiz. İstanbul'da ve Bursa'da bir şubesi açılıyor. İşte Halide Edip falan da orada dersler veriyor kadınlara. Diğer dersler Almanca'dan Fransızca'ya, piyanoya kadar ya da kadınlar tıp fakültesine girme hakkı kazandıklarında onlara sınava hazırlamak üzere de kurslar hazırlayan bir yapı. Bu belli ki işte ciddi bir açılışında da derginin ilk başında da devlet ricalinden teşekkürler geliyor. Yani belli ki devletin de doğrudan desteklediği bir proje bu. Fakat feminizm konusunda gerçekten kafalar çok karışık. Feminizm konusunda karışık, kadın hakları konusunda karışık. Yani o gelişen hareketi nereye koyacaklarını bilememek hali söz konusu. O mesela bilgi yurdu işi her sayıda şunu tekrarlıyor. Hakiki feminist karısını kızını bilgi yurduna gönderenlerdir. Her sayının başında bu yer alıyor. Yani dediğim gibi çok çelişkilerle dolular. Kendileri de öyle zaten. Ama o dönemi düşünecek olursak o modernleşme projesi bütün o düşünce tarihi içerisinde bütün aydınlar sadece kadınlar değil diğer aydınların da inanılmaz bir yalpalaması var. Ne diyeceklerini bilememek doluya alsalar. Doluya koysalar olmuyor, boşa koysalar dolmuyor hikayesi orada devam ediyor. Şimdi hem feminizmin gerçekten böyle ifade ediyorlar, bu benim cümlem değil, bu konuda kadınlara çok şey kattı, erkeklerden zulüm gördü, bir eşyadan farklı değil, ev kadınlığı çok, annelik övülüyor ama sadece ev kadınıysan bir asalaksın. Bunların hepsi bu asalak kelimesi de ifadesi de orada geçiyor. Ama nasıl bir eğitim? Mesele burada yani bütün her şey buraya gelip dolanıyor. Nasıl bir eğitim verilmeli bu kadınlara biçiminde? Ve tabii ücret konusunda da yani çalışmaları destekleniyor. Ama diyorlar ki yani zaten zayıftır kadın, güçsüzdür, fiziksel gücü azdır. Yani hiçbir şekilde zaten eşit, böyle talepler de var çünkü. Yani hani eşit işe eşit ücretle verilemez. Yani siz kadınsınız, hani güçsüzsünüz zaten. Yani nasıl olabilir? Fabrikada da kol gücüne dayanmasa bile, fabrikada kol gücüne dayanmadan çalışsanız bile bu mümkün değil diyorlar. Ve işte şiddetin tahsil gören, parasını kazanan kadına uygulanmayacağını söylüyorlar. Bu arada aynı 6. sayıda Halide Edip'in bir yazısı var, Büyük Kadınlar diye. Feminizmin erkeklik karşıtlığı olduğu ve iki cins arasında nifak sokacağını söylüyor gerçekten de. Yani işte ahlak da kadına lazım, saç da kadına lazım, hepsi kadına lazım ama bir yandan da şöyle bir şey var. Huysuz bir erkek merduttur, istenmez ama ahlaksız bir kadın muhiti ahlaksız erkekten ziyade muzurdur şeklinde. Bunlar buradan geçen cümleler. Biraz da siyanete bakalım. Bu da İstihlakı Milli Kadınlar Cemiyeti'ni yani Milli Tüketim Kadınlar Cemiyeti'nin yayın organı tam da dönemine uygun şöyle hem teşebbüsü şahsi, ademi merkeziyet anlayışı var. Hem bir yandan da liberal, milli iktisat. Bir liberal ekonomi gibi görünen bir anlayış ama bir yandan da bir milli iktisat hali. Hepsi bir arada. Bir milli moda yaratmaya çalışıyorlar. Hereke fabrikası kurulmuş, kumaş üretiyor. Deniyor ki siz niye peralara, beyollarına gidiyorsunuz? Yani milli terzilere gidin. Böyle milli terziler. Mesela şurada Konya'da diyor. Yabancı terzi karılarına gitmemek için intibahı nisvanı İslam terzihanesi açıldı Konya'da diyor.
terzi kadınlar yetiştirmeye çalışıyorlar. Makaslarlık için 3 kadını Avrupa'ya gönderiyorlar. Bir sürü yerde İstanbul'da mağaza açıyorlar filan. Ve böyle bir şey kadınlar dünyasında da var. Siyanet zaten bu derneğin yayın organı olduğu için burada çok net biçimde görüyoruz gerçekten de. Kadınları tanıyalım bölümünde ise büyük bir kavga başlıyor Sebilür Reşat dergisiyle. Ermeni, Rum, Çerkez, Gürcü, işte Müslüman, ne bütün kadınların yerel kıyafetlerini, fotoğrafını koyuyorlar. Sebilür Reşat diyor ki utanmıyor musunuz Müslüman kadının fotoğrafını dergiye basmakta? Siyanet de diyor ki onlar Müslüman kadın değildi. Yani mankendi, gayrimüslim kadınlara giydirdik onu. O zaman bir Müslüman kadının giysisini nasıl giydirirsiniz diye bayağı bir kıyamet kopuyor. Yani böyle birkaç sayı bu tartışma devam ediyor aralarında. Sonra mesela çok ilginç, bu dergilerin büyük bir çoğunda, ben çoğunu okudum, yeni bilimsel gelişmelerden kadınlar hep haberdar ediliyor. Mesela Darwin üzerine inanılmaz yazılar var. Gerçekten de evrim teorisi bayağı işte daha basit bir şekilde, biraz hatalı da olsa, o dönemin koşullarında kadınlara aktarılmaya çalışılıyor. Burada da Emily Pankhurst'ı tanıtıyorlar, fotoğraflarını koymuşlar. Sufrajette tefkif edildi, hapislere girdi ama ne cüretkar bir kadındır bu kadınlar diye bir yandan da onları tanıtıyorlar. Tabii bu arada artık 20. yüzyılın başlarında ve Birinci Dünya Savaşı, kadınlar sokağa çıkmış, toplumsal yaşamın içerisindeler, kamusal alandalar. Neye uğruyorlar? Tacize, tecavüze. Bunlardan o kadar sık var ki belediyeye teşekkür ediyorlar. Diyorlar ki çok teşekkür ederiz, şahane parklar yaptınız ama dolaşamıyoruz. Sürekli taciz ediliyoruz. Ama burada özellikle Fatma Saide Hanım'ın dediği bir şey var. Yani bunu yapanlar onlardır, yani erkeklerdir. Herhalde kadınların bunda suni ve dahli yoktur. Çok net Fatma Saide Hanım. Nasıl giyinelim, taciz vakalarında kadınları taciz eden erkekler için bir kadınları yerine oturtamamakla ilgili bir mesele de var. Kadın hem ailenin uzvu, hem aile bir şirket, hem kümes tavuğu, bu orada kullanılan ifade, olmasın, iş adamı gibi olsun, evini de iş adamı gibi yönetsin, hariçten bir güç almasın, hepsini kendi yapsın. İnanılmaz çelişkiler ve kafa karışıklıklarıyla dolu. Çünkü dediğim gibi henüz kadının, modern kadının toplum içindeki yerine karar vermemişler. Bir karar verecekler, bakıyorlar bir şekilde. Mesela şurada da var aynı çelişki. Osmanlı kadınının tavrı cedidi adlı makalede Garp dilini öğrenmesi kızları bozar diyor. Arapça, Farsça öğrensin, kültürümüzü koruyalım diyor. Ki bu hani düşünce tarihi içerisinde de bildiğimiz söylemlerdir. Ama bir yandan da 7. sayıda da Suat Sait Hanım diyor ki Türk kızlarını Sorbonne, Oxford üniversitelerinde görelim. Bulgar, Rum kızları gidiyor. Neden Türk kızları yok burada diye soruyor. Yani hem böyle bir anlayış, daha muhafazakar bir anlayış, hem de artık Türk kadınları da şeye, ne derlerine, yurt dışında eğitime gitsinler, hepsi gitsin gibi bir şey de var. Burada enteresan bir şey daha var orada. Yani bu tip şeyleri çok veriyorlar. Yabancı yayınlardan çeviriler. Mesela bir tane anaerkil toplumdan ataerkil topluma geçiş anlatılmış. Aslında bir yandan da bir aileyi kutsamak için kaleme alınmış ama tuhaf hakikaten de bir yandan da. Mesela şöyle, bu tarzdaki iktidai cemiyetlerde karabet ve sülale zincirinin evvel emirde kadınlarda başlamış olması tabiiydi. Böyle olmuştur. Kadınların çok daha önce geliştiğini söylüyor. Yavaş yavaş erkekler de akıl zeka inkişafa başlamıştır. Buna da kadınlar sebep olmuştur denilebilir. Gibi böyle enteresan zaman zaman alıntılar da görüyoruz gerçekten de. Bir de özlü sözlere yani kısaca değineyim ama zaten hani hepimizin bir miktar bildiği şeylerdir.
Mesela kadınlar sevmekten ziyade sevilmek için hulk olunmuşlardır. Onlar çiçekler gibidir. Kendi raihalarını hissetmezler fakat başkalarına koklatırlar. Kadınların pek ziyade hassas ve hayalperver olmaları onların akıl ve mantık dairesinde hareketlerini mani teşkil eder. Yani ve bunlar her sayı yayınlanıyor. Yani bunlardan böyle onlarcası yani son derece gerçekten de kadınların toplumsal ve ekonomik yaşamdaki statüsünü yükseltmek istediğini savunan dergi bir yandan da hani her sayıda kadınlar için söylenmiş hiçbir aşağılayan bu sözleri de dediğim gibi yani neredeyse bütün sayılarda var bu özlü sözler. Yani aslında şunu görüyoruz biz genel olarak yani çelişkiler olarak göze çarpan gelenekselcilik, muhafazakarlık, modernleşme, çağdaşlık anlayışı yani modernleşme döneminde hepsi bir arada var oldu. Bunu biliyorduk zaten ama bu önemli olan burada bütün bunlardan gördüğümüz Osmanlı kadının hakikaten özgürlük mücadelesinin ne kadar da zor olduğunu bir yandan da görüyoruz. Şimdi asıl şey gelerek son cümlemi bitireceğim. Aslında kadınların talihsizliğinin bir yandan da talihsizlikten kaynaklandığını düşündüğüm için de söyleyeceğim. Mesela Şüküfe Nihal. Yani arşivsiz kadınlar bunlar. Yani hiçbir özel evrakı ulaşmamış. Suat Derviş 3 tane mektubu var sadece ki bu kadar üretken hani toplumsal mücadelenin içinde bir kadın. O nedenle kadınlar kadın hareketinin ve kadınların ürettiği belgelerin kaybolmaması için bu alanda bir yüzyıl mücadele veriyor. Türkiye'de de ise 32 yıldır var olan hani kadın eserleri kütüphanesi de bu mücadeleye devam ediyor. Bütün kadın örgütlerinin desteğiyle birlikte onlar arşivlerini bağışladığı sürece arşivlerin toplanması ve arşivlerin korunması tarafsız değil taraflı bir politikanın ürünüdür. Dolayısıyla kadın aktivistler bu alanda taraf olmalıdır. Diyerek bitiriyorum konuşmamı. Evet, çok teşekkürler Birsen Hocam. Çok güzel bir sunumdu. Hakikaten de zaten Kadın Eserleri Kütüphanesi'nin kendisi bir fikir olarak başlı başına çok önemli bir, bence çok yaratıcı bir karşı çıkıştı 1990'larda. Ben de kendi yüksek lisans tezimi yazarken Kadın Eserleri Kütüphanesi'nden çok faydalandım. Çoğumuzun hayatında da o binanın kendisinin bile çok özel bir yeri vardır, sembolik bir yeri vardır. Dolayısıyla çok önemli de bir şey yapıyorsunuz. Yani Osmanlıca nedeniyle dergilere erişimin kısıtlı olması ciddi bir engel. Tarihçiler için bile ciddi bir engel. Sizin bu engeli kaldırmış olmanız zaten çok büyük bir yine katkı. O anlamda da hakikaten kutluyorum sizi ve hani umarım bu konuda da yol almaya devam edersiniz. Teşekkürler. Arşivler meselesini, kadınların arkalarında bıraktıkları belgeler meselesini tartışma kısmında konuşacağız. Şimdi isterseniz İpek Üner Coray'la devam edelim. Ben sözü kendisine vereceğim. İpek merhaba tekrar, hoş geldin. Hoş bulduk, merhabalar. İpek kaynaklarda Kadınların Peşine Düşmek isimli bir konuşma yapacak ama konuşmadan önce yine İpek Hoca'nın da kısa bir biyografisini vermek istiyorum. İpek Üner Cora doktora çalışmasını 2018 yılında Chicago Üniversitesi Yakın Doğu Dilleri ve Medeniyetleri bölümünde tamamladı. Üner Cora'nın başlıca araştırma alanları arasında erken modern dönem Osmanlı edebiyatı tarihi, toplumsal cinsiyet ve okuma tarihi yer alır. Çalışmaları erken modern dönem Osmanlıca kurmaca metinlerini merkeze alarak bu metinlerdeki toplumsal ve mekansal ilişkiler içerisinde kadınlık ve erkekliğin algılanma ve anlatılma pratiklerine odaklanır. Özellikle kadınlara dair hikayelerin farklı yüzyıl ve coğrafyalarda nasıl şekillendiği üzerinden çeşitli okumalar yapar. Tarih Vakfı Yönetim Kurulu ve Toplumsal Tarih Dergisi'nin yayın kurulunda yer alıyor Üner Cora. Ve toplumsal cinsiyet, kadın çalışmaları ve edebi karşılaştırmalar üzerine çeşitli atölye ve paneller düzenlemiştir. Aralarında Chicago Üniversitesi ve Anamed'in bulunduğu çeşitli kurumlarda dersler veren Üner Cora halen bu
Boğaziçi Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde doktor öğretim üyesidir. Dolayısıyla ben şimdi sözü Hüner Cora'ya veriyorum. Buyurun. Çok teşekkür ederim. Hem bunun bir parçası olmak, gerçekten bu sohbetin bir parçası olmak çok güzel, çok keyifli. Hem bu seride bir yer almak ayrıca çok keyifli. Hem davetiniz hem tanıtımınız için çok teşekkürler. Ben aslında biraz beraber düşünmek üzere konuşmak istiyorum. Kaynaklarda kadınları bulmak ne demek? Bu bizim tarih yazımımıza ne katıyor? Bununla beraber ne düşünüyoruz ve bundan sonra neler yapabiliriz gibi sorularla aslında bu bana ayrılan sürede biraz sesli düşünmek istiyorum. Daha sonra soru cevap kısmında da yine beraber tartışabilmeyi umuyorum bu konuda. Kadınların tarihini yazma konusunda son yıllarda, son 20-30-40 yılda belki çok ciddi adımlar atıldı. Artık bir kadınların tarihinden bahsedebiliyoruz ama bu bahsettiğimiz tarihin nasıl yazıldığı konusuna artık daha fazla düşünmemiz gereken bir yere geldik. Kaynaklarda kadınları aradığımızda ya da kadınların tarihini yazmak istediğimizde daha ziyade işte belli öznelerin, belli figürlerin peşine düşüyoruz. Baktığımız şeyler genelde bu farklı öznelerin peşine düşerek. Evet, çok emin değilim ama galiba yayın dondu. Hemen buna bakalım. Ben de kontrol ediyorum. Değil mi? Sanırım İpek Hüner Cora'dan. Beni duyabiliyor musunuz? Evet, öyle oldu galiba. Geldi galiba. Geldim. Geldi gibi. Evet. Bağlantımı değiştirdim. Kusura bakmayın, bağlantımı değiştirdim. Sorun olursa tekrar değiştirmem gerekebilir ama tabii ki konuşmaya başlayınca internet gitti. Peki, tamam, hoş geldin. Tekrar sözü sana veriyorum. Lütfen devam et. Hatta birkaç cümle öncesinden istersen, çünkü tam olarak neredeyiz biz de hatırlayamadık. Buyur. O zaman tekrar olmamasını umarak şuradan tekrar geri alayım. Tek bir kadının peşine düştüğümüzde, kadın öznelerin peşine düştüğümüzde sadece kadınlara ait bir tarih, sadece kadınlardan bahseden bir tarih yazabiliyoruz. Bu bize şimdiye kadar tarih yazımında çok şey kazandırdı. Kadınların nasıl yaşadığı, neler yaptığı, gelirlerinin ne olduğu, gündelik hayat pratiklerine dair farklı pratikleri nasıl yaşadıkları gibi birçok şey hakkında eskisine göre çok daha bilgiliyiz. Ve farklı kaynak setleriyle çalıştığımızda, işte mahkeme kayıtlarıyla çalıştığımızda, fetvalarla çalıştığımızda, anlatı metinleri, kurmaca metinlerle bizim karşımıza farklı farklı kadınlar çıkmaya başladı. Bu aslında yine Osmanlı kadınının tarihinden bahsediyorsak eğer, ki kendi çalışma alanım dahilinde öyle yapıyorum, bize çok temel bir şey gösterdi başta. Hani bir Osmanlı kadınından bahsedemeyeceğimizi, aslında çok fazla kadın olduğunu, çok fazla pratik olduğunu, farklı yaş, dil, din, cinsiyete göre bizim bu resmi çeşitlendirmemiz gerektiğini hep bize bu tek tek özneler verdi. Ama bu tek tek özneler verme meselesi aynı zamanda arşiv kaynaklarında, özellikle arşiv kaynaklarında kimleri bulduğumuz meselesiyle de çok beraber. Yani kimler bizim Osmanlı kadını dediğimizde aklımıza geliyor, kimler o tarih yazımının merkezinde oluyor sorusunu artık sorabileceğimiz kadar çok da çalışma yapmaya başladık. Tabii burada yine kadınların hayatlarına bir pencere açmaya çalışırken, kadınları tekrar tarihte var etmeye çalışırken, kadınlara ait bir alan
da yaratmış olduk ki buna konuşmamın sonunda tekrar döneceğim. Ama herhalde bundan sonra yine beraber düşünmemiz gereken şeylerden biri, ana akım bir tarih yazımından bahsedebilirsek ve ana akım bir tarih yazımı olacaksa kadınlar bu ana akım tarih yazımının bir parçası haline nasıl gelecek? Yani başında sıfat olmadan yazılan bir tarihte, işte kadınların tarihi olmayan bir tarihte, tarih yazdığım zaman kadınların da dahil olduğu bir tarih yazmak ne kadar mümkün? İşte buna başka bir tarih yazımı dersek bu farklı özneler ne kadar kapsanabilir? Çünkü bugün tarih yazdığımızda bunca çalışmaya rağmen, bunca emeğe rağmen hala başına bir sıfat koymadığımızda tarihsel öğelerin, bahsettiğimiz kişiler genellikle erkekler ve genellikle belli bir yaş grubundan özgür, işte Osmanlı özelinde Sünni, Müslüman, ki Leslie Pierce çalışmalarında buna çok değiniyor, verili belli bir erişkin erkekten bahsediyor tarih. Onun dışındaki bahsettiğimiz her özne için, kadınlar için, Tuğçe birazdan konuşacaktır, çocuklar için, gayrimüslimler için, farklı etnik gruplardan, farklı coğrafyalardan insanlar için bahsederken hep bizim sıfatlara ihtiyacımız oluyor. Yeni başlıklar açmaya ihtiyacımız oluyor. Farklı kaynakların peşinde ayrı ayrı aramamız ya da farklı kaynakların hiç olmadığı yerde aynı kaynakları tekrar böyle bir hallaç pamuğu gibi çevirmemiz gerekiyor. Dolayısıyla aslında biz kadınların tarihini yazmaya çalışırken belli bir tarihsel özneler hiyerarşisi içinde yazmaya çalışıyoruz kadınları. Ve her kaynağın bize verdiği kadınlar farklı grupları veriyor bize. Dolayısıyla bir kere kaynaklarda kadınları ararken mevcut tarih yazımındaki kaynak hiyerarşisine de bakmamız gerekiyor. Burada kastım ne? Burada kastım şu. Genellikle tarih yazımı doğal olarak belki de gerçeği veya geçmişi kurgulamak istiyor. Gerçeği veya geçmişi kurgulamak isterken aradığı kadınlar etten, kemikten, gerçekten yaşamış olan kadınlar. Bunun için tabii ki devlet merkezli kayıtlar, işte mahkeme kayıtları, dilekçeler, bir şekilde kayıt tutma kaygısıyla tutulmuş kaynaklar bizler için çok anlamlı. Ama gerçeğin peşine düştüğümüzde kadınlık deneyimine dair aslında tarihçilerin çok da önünü açabilecek bazı şeyleri bazen belki okumayı unutabiliyoruz. Örneğin bugünle bir analoji yaparak düşünmeye çalışırsak, bugünün kadınlarının hayatını sadece mahkeme kayıtlarından okumaya çalışsak kadınların hayatına dair neler eksik kalır? Bugünkü kadınların hayatını sadece kadınların dilekçelerinden okumaya çalışsak nasıl bir işte 21. yüzyıl Türkiye'sinde yaşayan kadın hayatı kurgulamış oluruz? Peki bunların belli sınırlar çerçevesinde resimler vereceği aşikar. O boşlukları nasıl dolduruyoruz? O boşlukları genelde daha İşte İngilizce'de soft olarak geçen daha diğer kaynaklar orada devreye giriyor. Ama tarihçilerin de genelde bu diğer kaynaklar dediğim tarih grubuyla, kaynak grubuyla ilişkisi biraz aşk-nefret ilişkisi. Yani hem bize böyle çok renkli, kanlı, canlı kadınların elle tutulabildiği, böyle heyecan yarattığı bir dünya sunuyor diğer kaynaklar. Örneğin seyahatnamelere baktığınızda işte kadınların flörtleşmelerinden farklı yasak pratiklerine, neler giydiklerinden neler yiyip içtiklerine, mektuplara baktığınızda kendilerine ve başkalarına dair fikirlerine, işte elimizdeki sınırlı sayıda da olsa anlatım metnine baktığımızda yine kadınların iç dünyalarına dair bize bu kaynaklar bir şeyler söylüyor. Ama biz bu kaynaklarla ilişkilenirken yine aslında bu kadınlar ne yapıyordu sorusuna çok odaklandığımız takdirde bir tür kaynaklarla arkeoloji yapmış oluyoruz ve hep böyle çok kocaman resmin bir parçasını aslında canlandırıyoruz. Peki burada neler yapabiliriz? Hani daha bütüncül bir resim için, daha kapsayıcı bir resim için neler yapılabilir? Kaynaklarla nasıl beraber düşünebiliriz diye sormak istiyorum. Öncelikle
belki şunu düşünmek lazım. Kaynakları yazanları hep bir göz önünde bulundurmakta fayda var. Yani elimizdeki kaynakların çoğunu bildiğimiz sistem içinde aslında erkekler yazıyor. Kaynakların çoğunu aslında devlet görevlileri yazıyor. Bu kaynakların çoğu gerek kurgu olsun, gerek kayıt tutma amacıyla olsun, genelde başka erkeklerin okunması için yazılıyor. Dolayısıyla biz kaynaklarda kadın özneleri ararken aslında buna başka bir lensin içinden, eril bir lensin içinden bakıyoruz. Bir kere bunun hep farkında olmamız gerekiyor. Dolayısıyla kadına özneliği atfederken aslında o özneyi, özne olma halini yakıştıranın kim olduğunu düşünmek lazım. Burada kadınların sesi hiç mi duyulmuyor? Aslında duyuluyor ve örnek vermek istediğim alan, kendi alanımın biraz da dışına çıkarak, kurgu değil, mahkeme kayıtları olacak. Mahkeme kayıtlarında da çok formüle edilmiş kaynaklar olmasına rağmen bazı alt türleri diyebileceğimiz türleri bize o sesi verecek. Örneğin küfür davaları. Küfür davaları dava konuları nedeniyle söylenen şey önemli olduğu için aslında doğrudan kadınların ağzından çıkan şeyleri duyabildiğimiz kaynaklardan biri. Çünkü orada kimin kime ne dediği gerçekten önem kazanıyor. Bunun gibi kaynaklarda minik minik yerlere baktığımızda aslında çok daha kapsamlı, çok daha etten kemikten, çok daha çok sesli kadın portreleri çıkmaya başlıyor. Peki elimizde bu kadınlara dair kullanabileceğimiz veri toplamı var. İşte hem daha belge odaklı kaynaklardan hem daha anlatısal kaynaklardan. Bunlarla ne yaptığımız meselesi yine aslında işin tarihçilik pratiği meselesi. Öyle bir şey ki yaptığımız ve yapılan iş aslında eldeki veriyle ve verileri çarpıtmadan ya da çarpıtmak demeyelim, verileri seçerek çok farklı imajlar yaratabileceğimiz bir şey. Örneğin kaynaklar bize şu imkanı veriyor. Öyle bir seçki yapabiliyorum ki ben kaynaklardan, işte 17. yüzyıl İslam toplumunda yaşayan bir kadının aslında ne kadar özgür olduğunu, işte ekonomik faaliyetleri olduğunu, aslında boşanma hakkı olduğunu, işte bir yerlere seyahate veya geziye gidebildiğini anlatan bir anlatı yaratmama izin veriyor kaynaklar. Ya da bambaşka bir yerden yazdığımda 17. yüzyılda bir kadının evinden bile çıkamadığını, hiçbir özgürlüğü olamadığını, kilitli kapılar arkasında eğitim alma hakkı bile olmadığı, tamamen tutsak bir kadın resmi yaratmak da mümkün. Ve bunların ikisini de aslında sadece kaynaklara dayanarak yapabiliyoruz. Dolayısıyla ideolojik bir yerden bakıp bu anlatıları yaptığımız doğru ama metodolojik olarak tartışmamız gereken bir şey var. Hangi kaynakları tartışmalarımıza dahil edip hangilerini dışarıda bıraktığımız bizim elimizde olan kadın resmini kesinlikle biçimlendiriyor. Aynı şekilde belki paralel bir şekilde bu tartışmanın devamı olarak biz yine tüm bu farklı kaynak verilerine bakarak aslında bir kadının ne kadar sesini duyabildiğimizi, ne kadar kendi hakkına sahip bir özne olabildiğinden bahsedebiliyoruz. Burada konuşma serisinin başlığına da referans veren örneğin kurgudan bir örnek verebilirim. Kadınların hilelerine dair benim üzerinde çalıştığım literatürde aklı kısa olmak, yani nakısı tülaklı olmak aslında kurgunun çok oynamayı tersine çevirmeyi çok sevdiği bir şey. Kadınlardan yazarlar, tahminen erkek yazarlar, nakısetül akl veya aklı kısa olarak bahsediyor. Ama bunu yaparken aslında kadının bir erkeği nasıl kandırdığı, toplumsal değerleri nasıl tamamen tersine çevirdiği ve bunu yaparken dayandığı tek şeyin kendi zekası olduğunu bize gösteriyor kaynaklar. Dolayısıyla örneğin böyle bir kaynak setine odaklandığımızda aslında özne olan, kendi kararlarını veren ve bir dizi olaydan kendi istediği gibi çıkan bir kadın var elimizde. Ama bambaşka bir sete odaklandığımızda örneğin
cariyeler ve kölelerle ilgili narratiflere baktığımızı düşünelim bir yerden. Sadece kurtulması gereken, kurtarılması gereken bir kadın da kurgulayabiliyoruz. Ya da işte özgürleştirilmesi gereken, eğitim verilmesi gereken. Tüm bunlar bizim kaynaklarla nasıl ilişkilendiğimize, kaynaklara hangi sorularla yaklaştığımıza ve hangi kaynakları beraber okuduğumuza çok bağlı. Tüm bu soruları birazcık havada bırakarak şu an çok üzerine düşündüğüm ve yeni yeni üzerine çalışmaya başladığım başka büyük bir soru setiyle sizleri baş başa bırakacağım. Yine kaynakların doğasına dair bir mesele. Kaynaklar özellikle, yani sadece arşiv kaynakları değil aslında. Hem arşiv kaynakları hem anlatısal kaynaklar. Kaynakların doğası gereği genelde çatışmalara odaklanıyor. Örneğin bir mahkeme kaydını niye tutarsınız? Çünkü bir sorun vardır. İşte arazi sorunudur, kavga çıkmıştır, bir şeyin tutanağının tutulması gerekiyordur. Ama ortada bir mesele vardır. Dolayısıyla bizim bir mahkeme kaydı üzerinden genelde ulaşabileceğimiz kadınlara ulaşma anında bir sorun üzerinden bakarız. Yine işte elimizde bir fetva mı var? Birinin kafasında bir soru veya sorun vardır. Biri bir dilekçe mi yazmış? Bir dert vardır. Bir şekilde kadınların, daha doğrusu neredeyse tüm eznelerin kayda alınması hep soruna dair anlarda oluyor. Ya da hep demeyelim, çoğunlukla soruna dair anlarda oluyor. Aynısı kurguda da geçerli. Eğer her şey günlük gülistanlık olsa, orada heyecan yaratan işte bir düğüm, insanları merak ettirecek bir nokta, kahramanın başına gelecek çeşitli dertler olmasa o iyi bir kurgu olmuyor. Onu kimse okumak istemiyor. Dolayısıyla aslında bizim hani kadınlar özelinde kadınlara baktığımızda onları görmeye çalıştığımız her an bir sorun. Sorun kaynağı. Ve aslında benim şu an çok merak ettiğim şeylerden biri, bunu tersine çevirmek mümkün mü? Yani kaynakları bir şekilde tersten okuyarak, farklı sorularla okuyarak, belki başka yerlerine, daha önce odaklanmadığımız kısımlarına bakarak, sorun anlarını değil de olağan anları, gündelik yaşamları ve en önemlisi kadınlar arası alanları bu kaynaklardan çıkarmak mümkün mü? Burada neleri kastediyorum? Örneğin iki kadının birbiriyle nasıl kavga ettiğine dair bir sürü mahkeme kaydı bulabilirsiniz. Veya işte bir kadının mahallede nasıl fesat çıkardığına, başka kadınlarla toplanıp işte içip gürültü yapıp o mahallede nasıl huzursuzluk çıkardığına dair bir sürü sicil çıkar karşınıza. Veya bir fetva bulursunuz, bir grup kadının başını ne tür bir belaya soktuğunu anlatır. Ama işte bunların hepsinde örneklerde bir sorun var. Benim merak ettiğim, kaynaklara başka türlü sorularla yaklaşsak, acaba biz bu kadınların birbiriyle nasıl arkadaş olduklarını, birbirlerini nasıl desteklediklerini, birbirleriyle nasıl vakit geçirdiklerini, ortada bir sorun yokken neler yaptıklarını bulabiliyor muyuz? Aynısı tabii ki, yani bu soru aslında tarih yazımına dair daha büyük bir soru. Yani aynısını biz erkekler ve erkeklikler için de sorabiliriz, gayrimüslimler için de sorabiliriz. Her tür özne için aslında benzer bir soru setiyle yaklaşmak mümkün ama burada benim odağım kadınlar. Dolayısıyla tekil olmayan çoğul kadınlara kaynaklarda bakarken biz kadınlar arası alanları tekrar yaratabilir miyiz? Örneğin kadınların komşuluğunun nasıl olduğunu çözebilir miyiz? Burada örnek verebileceğim kaynaklardan biri, bir tane nasihatname örneği. Kadınlar için yazıldığını, karısının ricası üzerine, işte Abdüllatif Karamani'nin kadınlar için yazdığını söylediği bir nasihatname var. Aslında bu nasihatname bize çok bir bilgi vermiyor. Ama yazılış nedenine baktığımızda mahalledeki kadınların kendi karısına ziyarete geldiğini ve onunla dini sohbetler yaptığını, işte takıldıkları yerde kadınların mahallede dini bilgili olan bir kadına giderek sohbet ettikleri bilgisini satır arasında veriyor kaynak. Ve tam da benim merak ettiğim yere yaklaştırıyor aslında. Aa, demek ki biz mahallede böyle kadınlar arası bir ağ olduğundan bahsedebiliyoruz. Veya
İşte karşımıza bir fetva çıkıyor ve bir tane Müslüman ve gayrimüslim kadının evde beraber içki içerlerse ne olacağını soruyor. Tabii ki bu bir hipotez, kaynak bir fetva olup olmadığını bilmiyoruz ama böyle bir sosyalleşme ihtimaline dair bir işaret veriyor bu kaynak bize. Ya da yine başka bir fetva, bir kadının bir kadından bir elbise ödünç aldığında o elbisenin başına geldi, bir şey geldiğinde neler olduğunu sorduruyor bize. Buradan şunu düşünebiliyoruz. Demek ki kadınlar birbirlerinden elbise ödünç alabiliyorlar. Veya hikayelere dönüp baktığımızda işte kadınlar ve cariyeleri arasındaki ilişkilere, sadece gerilimlere değil ama birbirlerini korudukları, kolladıkları yerlere dair küçük küçük ipuçları toplayabiliyoruz. Kadına şiddete dair mahkeme kayıtlarına baktığımızda kadınların birbirlerine nasıl şahitlik yaptığını görebiliyoruz. O mahkeme kayıtlarını belki tırnak içinde söyleyeceğim. Normalde kadının ne yaşadığı, hani kaydın odağına bakarsak kadının ne yaşadığına dair aslında kayıt. Ama arka planını okursak işte kadın şahitlerin adını toplayabiliyoruz. Kadınların birbirine mahkemede destek olabildiğini görüyoruz. Dolayısıyla bana ayrılan sürenin de sonuna gelirken toparlamak demeyeyim ama sorduğum soruları tekrar altını çizmek istersem, kaynaklara bakarkenki sorumluluğumuzun hani kadınları ortaya çıkarmak ve kadınların ortaya çıkarırken de aslında kaynaklarla ne yaptığımızı düşünmek olduğunu tekrar tekrar hatırlamak ve bunları hep beraber düşündükçe kaynakların bize çok daha fazlasını vereceğini görmek çok keyifli, çok güzel bir şey. Ve burada bunu tartışmaya devam etmek de öyle sizlerle beraber. Çok teşekkürler. Çok teşekkürler İpek Güner Cora. Çok önemli bir konuyu hakikaten konuştun. Genel olarak tarih yazıcılığının da çok önemli sorusu, soruları, konuları. Yani biz kaynaklarla ne yaparız? Kaynaklar bize ne yapar? Kaynaklar kahramanlarımıza ne yapar? Aynı zamanda çok güzel sorular bunlar. Özellikle çatışma odaklı okuduğumuzda kaynaklarımızı, sözünü ettiğim bütün o dayanışma örüntülerini, gündelik hayatı kaçırmış oluyoruz. Ama öte yandan hani niye tarih yazarız? O da bir soru. Neden bakarız tarihe? Belki de çok fazla çatışma odaklı bakıyoruz onları merak ettiğimiz için. Ama öte yandan dayanışma biçimlerine de bakmak herhalde bize çok şey anlatacaktır her anlamda. Bunları yine konuşacağız sorular kısmında. Çok teşekkürler. Çok güzel bir sunumdu. Şimdi Tuğçe Kayal ile devam edeceğiz. Tuğçe ile bizim tanışıklığımız çok gerilere gidiyor. Marmara Üniversitesi'nde mezun öğrencimiz idi Tuğçe. Dolayısıyla aynı zamanda bir hoca öğrenci ilişkimiz de vardı Tuğçe ile. Şimdi meslektaşım ve bundan çok gurur duyuyorum. Ve Tuğçe'nin burada olmasından da son derece mutluyum ben. Şimdi Tuğçe konuşma başlığı Orta Doğu'da çocukluk tarihini feminist ve queer perspektiflerden düşünmek. Önce Tuğçe'yi hemen bir tanıtmak istiyorum. Tuğçe Kayal, Furman Üniversitesi Tarih bölümünde yardımcı doçent olarak çalışıyor. Doktorasını Michigan Üniversitesi Orta Doğu Çalışmaları bölümünde tamamladı. Aynı okulda kadın çalışmaları lisansüstü sertifika programını tamamladı. Geç Osmanlı dönemi çocukluk ve gençlik tarihi ve cinsellik ve toplumsal cinsiyet tarihi üzerine çalışmaları çeşitli akademik yayınlarda basıldı. Şu anda Furman Üniversitesi'nde erken modern ve modern dönem Orta Doğu tarihi ve Orta Doğu'da cinsellik ve toplumsal cinsiyet üzerine dersler vermekte ve Birinci Dünya Savaşı'nda ötekileştirilen cinsellikler hakkında olan akademik kitap projesi üzerine çalışmaktadır. Tuğçe Hocam buyur, sözü sana veriyorum. Hocam çok teşekkür ederim. Ben de çok memnunum bu konuşmanın bir parçası olmaktan ve sizinle böyle bir ortamda bir arada gelmekten yeniden ve Tarih Vakfı'na aynı zamanda Gülay Yılmaz'a da beni bu sohbete çok önemli ve kıymetli sohbete dahil ettikleri için çok teşekkür ediyorum. Bugün aslında ben biraz böyle Marmara siyaset biliminden başlayıp Sabancı'da devam eden ve
Michigan'da doktora programımla bitirdiğim resmi olarak öğrencilik hayatımın ve kendi tarihçi kimliğimin kimliğimi oluştururken geç Osmanlı ve erken Cumhuriyet özelinde Orta Doğu'da çocukluk tarihine ve ilgili kaynaklarına bakarken feminist ve queer yaklaşım ve yöntemleri hem birinci kaynaklardan hem de benim etkileyen kadın ve queer akademisyenlerden bazılarının çalışmalarına referans vererek nasıl tanımladığım ve kullandığım üzerine deneyimlerimi paylaşacağım. Bu alanda önce kısaca bir akademik çalışma alanı olarak çocukluk tarihinden ve alanda var olan yaklaşımlardan bahsedip daha sonra milliyetçilik kurgusu üzerine birkaç şey söyledikten sonra kendi araştırmam üzerine Orta Doğu'da çocukluk ve gençlik tarihine feminist ve queer perspektiflerden benim nasıl yaklaştığımı paylaşmaya çalışacağım. Dünya tarihi yazımına baktığımızda çocukluk tarihi denilince akla gelen en önemli ve bilinen isimlerden biri Philip Aries kuşkusuz. 1962 tarihli ve İngilizceye Centuries of Childhood, A Social History of Family Life olarak çevrilen, Türkçesini çocukluğun ve ailenin tarihi diye aşağı yukarı çevirebiliriz. Çocukluğun 16. yüzyıl sonrası ortaya çıkan bir sosyal kategori olduğunu tartıştığı çalışmasında aslında çocukluğun tarih ötesi genel geçer bir kavram olduğunu ilk sorgulayan akademisyenlerden, araştırmacılardan biri oldu. Daha önemlisi çocukluğun da bir tarihi olduğunu ve bu tarihin farklı dönemlerde sosyal ve kültürel gelişmeleri anlatmaktaki işlevini tarihsel çalışmalarda var olmasının ve araştırılmasının önünü açtı. Elbette bunun yanında Aries'in çalışmasının çocukluğu evrensel bir konsept ve deneyim olarak tanımlaması tarihçiler tarafından da eleştiriye uğradı. 70'ler ve 80'lerde üretilen mühim tarihsel akademik çalışmalarda sıkça başvurulan bir kaynakken farklı coğrafi ve kültürel alanlarda değişik metodolojik yaklaşımların çocukluk tarihi alanını şekillendirmesiyle çocukluk nasıl bir tarihsel, çocukluğun nasıl bir tarihsel ve sosyal kurgu olup kişilerin etnik, sınıfsal, dinsel ve atanmış cinsiyetlerine dayalı olarak belirlenen bir deneyim, bir sosyal kategori olduğu tartışması oluşmaya ve genişlemeye başladı. Özellikle son 10-15 yılda Asya, Avrupa, Orta Doğu özelinde yapılan çalışmalar yaş olgusunu da sorgulamaya başlayıp öncelikle çocukların aynı yetişkinler gibi tarihin eylemlilik gösteren, yaşadıkları toplumu şekillendiren ve dönüştüren aktörler olduğunu gösteren ve tartışan önemli çalışmalar üretildi. Örneğin yine erken dönem Osmanlı'da Gülay Yılmaz'ın devşirmeler üzerine çalışması ve Nazan Maksutya'nın 19. ve 20. yüzyıllarda Osmanlı dünyasında yetim çocukların deneyimleri üzerine çalışmaları çocukların tarihsel önemleri yanı sıra onların toplumsal ve siyasal aktörler olduğunu gösteren Osmanlı özelinde ve genel Orta Doğu özelinde de önemli alan açan çalışmalar. Daha genel olarak Orta Doğu tarih yazımına baktığımızda en yakın örneklerden aynı zamanda doktora danışmanım olan Melanie Tanelya'nın Birinci Dünya Savaşı Lübnan'ında kıtlık ve savaşın çocuklar üzerine etkileri, Dylan Baugh'ın 20. yüzyıl ortalarında yine Lübnan'da bu sefer mezhep politikaları bağlamında gençlik aktivizmi üzerine detaylı incelemesi ve çok yakın zamanda okuyup bir de değerlendirme yazısı yazdığım Nadira Şalhub Kevorkyan'ın Filistinli çocukların hapsedilmesi, ki burada hapis olgusunu, siyasal hapsedilme olgusunu çok daha geniş bir anlamda tartışıyor kitabında ve direnişi üzerine olan çalışmaları aynı şekilde çocukların var olan veya bir başka deyişle kendilerini içinde buldukları siyasal, ekonomik ve toplumsal koşullarda kendi benliklerini ve siyasal varlıklarını nasıl tanımladıklarını detaylı olarak inceleyen çalışmalardan bazıları. Tüm bu çocukluk tarihi olarak tanımladığımız alan içerisindeki önemli katkılar, toplumsal cinsiyet tarihi çalışmaları, beden tarihi,
bilim tarihi, duyular ve duygular tarihi üzerine yapılan araştırmalar alanın daha disiplinler arası ve farklı araştırma alanlarıyla etkileşime girerek büyümesini ve yeni tartışma zeminleri oluşmasına da imkanlar sağladı. Özellikle toplumsal cinsiyet ve cinsellik üzerine yapılan tarihsel çalışmalara baktığımızda bu alanda çocukluk ve gençlik üzerine odaklanan araştırmalar sadece bu iki kavramı tarihsellikleri içerisinde anlamamızı değil, bunun yanında aynı zamanda 19. yüzyılda seksolojinin bilimsel bir alan olarak ortaya çıkartılmasıyla heteroseksüelliğin ve atanmış cinsiyet rollerinin nasıl kurumsallaştırıldığı ve norm olarak kurgulandığını da gösteren önemli çalışmalar üretildi ve bunlar çocukluk gençlik tarihine ciddi katkılar sağladı. Mesela Ann Stoller, Carnal Knowledge and Imperial Politics, bu beden ve emperyal siyaset arası ilişkiye baktığında bu çalışmasında yine çocuklar, yetimler ve ebeveynlik üzerine yaptığı incelemeye dayanarak aslında cinsellik politikalarının imparatorluk ve kolonyal sistemlerde ikincil bir rolde değil, tam tersine bu devletlerin sınırları içinde ve kontrolü altında yaşayan bireylerin kontrol edilmesi, disiplin edilmesi ve devlet için arzu edilen siyasal özneler olarak şekillendirilmesi için kullanıldığını belirtir. 19. ve 20. yüzyıllarda Osmanlı ve Kaçar devletlerinin modernleşme politikaları özelinde baktığımızda bu iki imparatorluğun kulluk sisteminden vatandaşlık sistemine aşamalı geçişlerinde tanımladıkları ideal ulus anlatısında kurgulanan ideal vatandaş belli etnik ve dini aidiyetlere mensubiyeti yanında aynı zamanda benim çalışmamda Roderick Ferguson'dan ödünç alarak kullandığım tanımla heteropatriarkal bir sistem üzerinden tanımlanır. Yani mesela geç dönem Osmanlı üzerinden baktığımızda ideal Osmanlı vatandaşının özellikle İttihat ve Terakki'nin 1908 sonrası devletin kontrolünü ele geçirmesiyle ideal Osmanlı vatandaşı Sünni Müslüman, Türk ve heteroseksüel erkek üzerinden tanımlanır. Burada daha çok konuşabiliriz. Aktif vatandaşlık tanımından bahsediyorum. Benzer bir süreci, bu tabii ki Osmanlı'ya özgü bir süreç değil. Benzer bir süreci Afsana Nacmabadi Kaçar İmparatorluğu üzerinden gözlemler. Aynı 19. yüzyılda Kaçar İmparatorluğu'nun güneş ve aslan sembolünün benzer şekilde kullanılan milliyetçi heteropatriarkal ideale göre dönüştürülmesi gibi İttihat ve Terakki'nin el ele tutuşan erkek vatandaş dayanışmasına simgeleyen sembolü de açık veya kapalı olarak belli bir vatandaşlık ve erkeklik kurgusunu üretir. Batman'ın aynı şekilde Mısır üzerinden 19. ve 20. yüzyıllarda benzer bir süreci analiz eder. Egypt as a Woman başlıklı çalışmasında Baron, vatan korunması gereken bir kadın bedeni olarak milli söylemde kurgulanırken aktif vatandaş belli bir heteromaskülen ideale göre tanımlanan Müslüman Mısırlı erkektir, Müslüman Arap erkektir der. Kadının ve erkekliğin nasıl tanımlandığı milliyetçi kurguda bu açıdan belirleyici ve oldukça önemlidir. Örneğin geç Osmanlı ve erken Cumhuriyet ideal vatandaşlığı tam olarak devletin işbirliği yaptığı elitlerle Türklük, Sünnilik ve heteroseksüel erkeklik kadınlık kesişiminde tanımlanır. Mesela bir çalıştığım kaynaklardan bir örnek olarak Maruf El Rusafi, Iraklı bir Osmanlı eğitimcisi ve edebiyatçısı, kadınların ve erkeklerin uygar devletlerde neden eşit olamayacağını, ergenlik boyunca kızların ve erkeklerin geçirdiği fiziksel değişimlerin hızını kıyaslayarak kanıtlamaya çalışır. Biyolog Buffon'a verdiği referanslarda, yanlış hatırlamıyorsam 14-15, belki biraz daha erken yazdı kitabında. Cinsiyet rollerinin beden ve üreme organlarına göre belirlenip norm olarak kurgulandığı bir dönemde milli aidiyetler de bu kurgulanan bedenlerden belirlenir. Bu sebeple aslında özellikle erken 20. yüzyılda Orta Doğu devlet siyasetlerine baktığımızda her bir kategorinin birbiriyle ilgili bağlantılı olarak tanımlanması
bireylerin bu kurgulanan modern milletlere aidiyetleriyle de ilgili sistem içinde çeşitli çelişkiler ve yeni sorunlar üretir. Bu noktada çocuğun ve gençliğin varlığı, korunması ve eğitimi devlet politikasında önemli bir yere oturur. Çocuk, Rousseau'nun deyimiyle eğitimle dönüşüme, istenilen değerleri aşılamaya açık olarak düşünülür. Geç Orta Doğu tarihine de baktığımızda bu benimsenen bir algıdır aslında. Maksutyan'ın da çalışmasında belirttiği gibi. 19. yüzyılda daha önce bahsettiğim gibi seksolojinin üreme odaklı cinselliği normlaştırmaya yönelik çalışmaları kadın ve erkek rollerinin ve kimlikleri kişilerin üreme organları üzerinden tanımladığı bir sistem üretti. Tırnak içinde sağlıklı ve doğal olarak tanımlanan tek cinsellik, evlilik içinde üremeye yönelik heteroseksüel birleşme olarak tanımlandı ki burada evlilik içinde olmasının, yani sadece heteroseksüelite değil, evlilik içinde olmasının da çok fazla örnekte vurgulandığını belirtmek isterim. Bu da doğalında Catherine Babayan, Walter Andrews, Mehmet Kalpaklı, İpek Üner Cora ve Cemil Şik'in çalışmalarında bahsettikleri, özellikle modern öncesi elit İslam kültürlerinde var olan homoerotik yakınlaşma ve arkadaşlıkların, zenneler ve genç oğlanlar gibi heteronormatif cinsiyet rollerinin katı dogmalarına uymayan bu öznelerin ve yakınlaşmalarının silinmesini gerektirdi. Sadece günümüz tarih yazımında değil, zamanında bu modern milliyetçi diskurlara geçildiğinde. Mesela benim çok ilgi çekici bulduğum örneklerden biri olan Erkek Dünyası gazetesinin 1915 tarihli bir sayısında "Mesut bir aile nasıl teşekkül eder?" başlıklı 3 sayfalık adım adım temel olarak Osmanlı'nın Müslüman Türk erkeklerine aile kurmayı ve edepli flörtleşmeyi uygun kadınlar bularak nasıl iletişim kurmalarının uygun düşeceğini anlattığı yazı dizisi tam da bu kurulan sistemin devletin isteği doğrultusunda ideal bir toplum kurmada önemini gösteren çok fazla sayıda bulabileceğimiz kaynaklarda örneklerden sadece biri. 19. yüzyılda başlayan Gülhan Balsoy, Akşin Somel ve Tuğba Demirci'nin çalışmalarında bahsettikleri sertleşen kürtaj karşıtı ve üreme odaklı devlet politikaları bu kurulmak istenen cinsellik ve cinsiyet düzeninin önemli saç ayaklarından biri oldu. Evlilik sonrasında çocuk dünyaya geldiğinde, mesela emzirme döneminde, ben emzirme üzerine yazdığım bir makalenin hazırlanış ve araştırma sürecinde hem Ermenice hem Türkçe kaynaklara karşılaştırmalı ve bakarken özellikle kadınların emzirme saatlerinden sosyalleşme pratiklerine, giydikleri kıyafetlere kadar yapılan sıkı düzenlemelerin bu sistemin aidiyet ve özneleri şekillendirmedeki rolünü doktora sürecimde daha fazla düşünüp sorgulamamı sağlayan bir deneyim olmuştu. Elbette cinselliğin ve cinsel kimliklerin, eğilimlerin bu sistemli kontrolü ve belirlenme şeklinde yetişkinlerden öte çocuklar ve gençler aynı dini ve milli öğretiler için olduğu gibi tırnak içinde doğru cinselliği ve üreme organlarına göre belirlenen uygun cinsiyet rollerini öğrenmeye toplumun en uygun üyeleri olarak görüldü, böyle kabul gördü. Buna göre çocuklar önce ailelerinden, daha sonra okuldan nasıl ideal erkek, bazen kadınlar olacaklarını öğrenebilirlerdi. Bu öğrenme üzerine olan vurguya bakınca toplumsal cinsiyet rollerinin ve doğru cinsel davranışların kişilerin çocuklukta ve ergenlikte öğrendikleri olgular olarak betimlendiğini görüyoruz ki bu da devletlerin ve elitlerin kendi içlerinde çeliştikleri sistem içinde bir nokta olarak ortaya çıkıyor. Geç Osmanlı dünyasında benim tezimde ve şu anki kitap projemde çalıştığım isimlerden biri olan Avanzade Mehmet Süleyman, mastürbasyondan evliliğe kadar ebeveynleri, özellikle anneleri eğitmeyi amaçlı yazdığı eserlerinde gençlerin ve çocukların cinsel eğitiminin önemini çevreleri ve bedenleri ile sağlıklı ve normal bir ilişki için
olmazsa olmaz önemli bir adım olarak iletiyor okuyucularına mesela. 19. ve 20. yüzyılların Türk Müslüman kadın hareketi de bastıkları dergiler ve yayınlar üzerinden toplumsal cinsiyet, etnisite ve din üzerinden kurgulanan Osmanlık idealine bazen açık, bazen kapalı olarak katkılarını sundukları reddedilemez bir gerçek. Kadınlar dünyasının örneğin özellikle 1913 ve 17 yılları arasında basılan sayılarında terbiyeli çocuk yetiştirme üzerine yazılan yazılarda annelerin görevi çocuklarını sadece Sünni, İslam ve Türk milliyetçi değerlerine bağlı olarak değil, bunun yanı sıra ahlaklı kadın ve erkek bireyler olarak yetiştirip millete kazandırmaları öğütlenir. Bir başka örnek olarak Fatma Ünsiye Hanım'ın Muzaffer Japon Çocukları adlı 1914 tarihli kitapçığı ya da kitabı Japon aile disiplininin çocukların geleceğin ideal kadın ve erkekleri yani anne ve babaları olarak yetiştirilmesi başarısı bir örnek olarak gösterir. Bu bağlamda masum çocukluk ve ergenlik ideali cinsellikten arındırılmış bir çocukluk algısı üzerinden kurgulanırken aynı zamanda çocukların uygun görülen aile ve kurumlar aracılığıyla aslen patriarkal kontrol altında cinsel yönelim ve rollerini öğrendikleri bir dönem olarak tanımlayabiliriz bu 19 ve 20. yüzyıl arası dönemi. Peki bu masumiyet kontrol ve korunaklılık hali üzerinden tanımlanan çocukluğun genel geçer bir deneyim olduğunu söyleyebilir miyiz tarihsel olarak? Bir başka deyişle Catherine Bond Stockton'ın queer çocukluk üzerine önemli çalışmasında sorduğu gibi bu çocukluk deneyiminin tartışılmaz parçası olarak tanımlanan cinsellikten arındırılmış masumiyet olgusunun bazen bu bahsettiğim sıkı kontrol ve terbiye mekanizmalarının bir sonucu olarak bu algıyı üreten sistem içinde ihlal edildiği durumlar bulunuyor mu? Hem dünya tarihi genelinde ve konumuz açısında Orta Doğu tarihi üzerinden baktığımızda bu sorunun cevabının evet olduğu bir sürü araştırma ve örnek görüyoruz. Mesela tarihçi Saidiye Hartman, 19. ve 20. yüzyıl Amerika'sında siyah kız çocuklarının beyaz çocuklardan farklı olarak cinsel obje olarak betimlendikleri çeşitli örnekleri gösterir. Yine 20. yüzyılın Amerika'sında Julian Gill Peterson'ın çok önemli trans çocukların deneyimleri üzerine yazdığı son derece önemli kitabı, yaratılan çocukluk idealine uymayan trans çocukların düzen içerisinde ezber bozan varlıkları ile bu soruyu kısmen tartışır. Işita Pande kolonyal Hindistan'da bu kurgulanmış idealize çocukluk algısını çocuk evliliklerinin yasal düzenlemeler üzerinden sorgular. Osmanlı özelinde baktığımızda bu ideale uymayan çocuk ve ezber bozan çocuk ve genç öznellikleri Türk İslam heteropatriarkal düzen idealine uymayan tüm çocuklarda buluyoruz. Cinsel deneyimlerini evlilik dışı yaşayan gençler, ailelerinin rızaları dışında özellikle babalarının rızaları dışında evlenen genç kızlar, sakıncalı görünen şekilde hem cinsleriyle sosyalleşen kızlar ve erkekler, taşralı ve bekar oldukları için savaş dönemi İstanbul'undan Konya'ya yollanan Ermeni erkekler, savaştan ve soykırımdan kurtulan yetimler, seks işçiliği yapan genç kızlar. Bunlar sadece sayabileceğim birçok örnekten bir kısmı. Kendi çalışmamda bu aslında biraz da soru cevap bölümünde de dönebiliriz. İpek'in de sorduğu sorularla alakalı devlet arşivleri, kadı sicilleri, edebi metinler, gazeteler ve yetimhane kayıtlarıyla farklı kaynakları bir araya getirerek yaptığım çalışmamda etnik, dinsel ve atanmış cinsiyet rollerine göre tanımlanan ideal vatandaş ve çocuklar tanımı gibi sapkın tırnak içinde olarak dışlanan gençlerin ve çocukların da yine bu kesişimde tanımlandığını gördüm. Yani Türklük, Sünnilik ve heteroseksüellik kurgusu dışında olan çocuk ve gençler uygun aile terbiyesine
erişimleri olamayacağından düşünüldükleri arka planlarından ötürü geleceğin ideal kadın ve erkeklerine dönüşemeyecekleri ve sapkınlık olarak tanımlanan cinsel davranışlara ki 20. yüzyıl Osmanlısı'na ve genel olarak Orta Doğu'da hatta Avrupa'da da evlilik içinde olan heteroseksüel ilişki dışındaki neredeyse tüm cinsel davranışların ve ilişkilerin böyle tanımlandığını göz önüne alırsak daha yatkın olacakları algısı yaratıldı. Bu da ideale uymayan çocukların cinsel ve fiziksel şiddete daha açık olmalarına sebep oldu. Bu denklemi ve kesişimsel kimlik kurulumunu kendi araştırmamda gördüm. En net vakalardan Konya Öksüz Yurdu'nda aynı zamanda Birinci Dünya Savaşı'nda Konya Lisesi müdürü olan Münir Bey'in cinsel saldırılarına maruz kalan erkek çocukları ki bununla ilgili Historical Reflection adlı bir dergide de bir makale yazdım. Diğeri de şu an kitabımda çalıştığım Konya'da Vali Sami Bey izniyle açılan genel evin düzgün ahlaklı gençleri nasıl sapkın yollara sürüklediği üzerine yollanan Telgraf iç dahiliye nezaretine. İki olay da 1914-18 aralığında oluyor. Konya Öksüz Yurdu'ndaki hikayede mesela çocukların gözlemlenen cinsel yönelimleri yetimhane yöneticileri ve öğretmenleri tarafından birbirleriyle ilişkileri, kısacası bu kurgulanan çocukluk masumiyeti ve sağlıklı cinsel gelişim tanımına uymayanlar uğradıkları cinsel şiddetinde dolaylı olarak sorumlusu olarak gösteriliyor. Diğer hikayede genç erkeklerin gidip yetişkin erkeklerle para karşılığı birlikte olması, ailelerinden çalması veyahut kumar oynaması bu yoldan çıkmış fahişe kızların sorumluluğu olarak betimleniyor. Bu noktada şunun altını çizmek de önemli ki bu konu hakkında yine daha fazla konuşmaya devam edebiliriz. Çocuklar ve gençler üzerinden geliştirilen cinsellik ve toplumsal cinsiyet tanımlarında normal olarak tasvir edilip idealleştirilenin ki burada yeniden kesişimsel olarak belirlendiğinin altını çizmek isterim. Anormal olarak etiketlenen üzerinden tanımlandığını belirtmemiz de önemli. Yani bu kurgulanan devletin ve Türk sinni elitlerin idealize ettiği dönem içindeki milliyetçi toplumsal cinsiyet sistemi içerisinde zaten var olan cinsel yönelim ve davranışlar sistematik olarak bilim, siyaset, edebiyat ve hukukla etiketlenip sistem içerisinde bir yerlere oturtuluyor. Gençlerin ve çocukların kendilerini nasıl tanımladıklarından bağımsız olarak. Bu noktada bence marjinalize edilmiş gruplar özneler söyleminden kaçınıp eleştirel bir gözden sistem içerisindeki düzene uymayan ve bir anlamda ehlileştirilemeyenlerin temsillerini incelemek, özellikle çocukluk ve gençlik tarihi için hikayelerini duymakta ve duyurmakta zorlandıklarımızı katı ikililikler sarmalına düşmeden anlatmamızı sağlayacak. Ve son cümlem olarak bu noktada çocukların tarihin etkin özneleri, öznellikleri olarak üretilmiş, özellikle konuşmamın başında bahsettiğim önemli isimlerin akademik çalışmalarında oluşturdukları alanda temsiller ve bu cinsiyet politikaları üzerinden yaklaşımımız bence yeni tartışma ve araştırma alanları oluşturmamızı sağlayacak. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkürler Tuğçe. Yine son derece önemli bir alanda, bir çalışma alanında, çok yeni ve dinamik bir çalışma alanında bir konuşma yaptın. Hakikaten hani çocuklar, gençler apayrı bir tarihsel özne kategorisi. Onun üzerinden epey bir, hani çok da yüklü çocukluğun kendisi kavram olarak da çok yüklü, tarihsel bir kavram olarak da. Hemen Gülay'ı anayım burada zaten. Osmanlı'da çocukluğun tarihi üzerine kitap derlemiş olarak epey bir sorusu olacaktır eminim. Ben her üç konuşmacıya da çok teşekkür ediyorum. Şimdi ben Gülay'a sözü bırakayım ve Gülay tartışma kısmını tartışmacılarla birlikte açsın lütfen. Gülay, sözü sana bırakıyorum. Evet, hepinize çok çok teşekkür ediyorum, tüm konuşmacılara öncelikle. Gerçekten hepsi birbirinden kıymetli, dolu dolu sunumlar oldu. Birçok soru tartışılacak, birçok konu var.
Dolayısıyla ben soru sormamaya çalışacağım elimden geldiğince. Herhalde bir zaman kısıtlamamız olmasa bu saatlerce üzerinde konuşabileceğimiz kadar kıymetli hem metodolojik hem de gerçekten yeni sorularla, yeni özneler demeyelim artık ama en azından sorunu sağlaştırdığımız öznelere yeni yeni bakış açılarıyla ve çok yaratıcı kaynak kullanımlarıyla alanın ilerlediğini, geliştirdiğini sanıyorum. Bu üç sunum bile bize göstermeye yetti. Ben hızlı bir şekilde tartışmacılarımıza bırakmak istiyorum platformu. İkinizi de bir arada tanıtayım. Ondan sonra da tartışma bir daha bölünmesin. Siz konuşmalarınızı gerçekleştirin istiyorum. İlk tartışmacımız Gülhan Balsoy, İstanbul Bilgi Üniversitesi Tarih Bölümünde öğretim üyesi. Doktorasını Binghamton Üniversitesi Tarih Bölümünde yaptı. Geç Osmanlı doğum politikalarını incelediği doktora tezi The Politics of Reproduction in Ottoman Society 1838-1900 ismiyle basıldı. Bu çalışmanın Türkçesi Kahraman Doktor İhtiyar Acüze'ye Karşı Geç Osmanlı Doğum Politikaları ismiyle Can Yayınları'ndan yayınlandı. Genç Osmanlı tarihi ve kadın ve toplumsal cinsiyet tarihi, tıp tarihi aynı zamanda üzerine çalışıyor. Ve hali hazırda 19. yüzyıl Osmanlı toplumunda toplumsal cinsiyet ve yoksulluk üzerine bir kitap çalışması yapıyor. Hızlıca ben Zeynep hocamı da tanıtmak istiyorum ve ondan sonra tartışmalara geçebiliriz. Zeynep Yelçi, Sabancı Üniversitesi Temel Geliştirme Bölümünde öğretim görevlisidir. Humanities dersleri koordinatörlüğünü yürütüyor halen. Doktorasını Sabancı Üniversitesi Tarih Bölümünde Sultan Süleyman Olmak, İmaj Yaratımı ve İtibar Yönetimi Süreçleri üzerine bir inceleme başlıklı teziyle tamamladı. Erken modern dönemde iktidarın inşası, güç odakları, diplomasi ve haber ağları üzerine çalışıyor. Siyasi ve askeri tarihin yanı sıra duyguların tarihi ve engellilik araştırmaları kapsamında çalışmalarını sürdürüyor. İkinize de tekrardan hoş geldiniz diyorum ve buyurun. İkimiz de çok kibarlık yaptık galiba. Zeynep evet. Hocam... size bırakayım isterseniz. Nasıl tamam, isterseniz. Tamam oldu. Gülhan sen benden daha iyi toparlarsın en sonunda bence. Zaten çünkü aslında da çok kadın üzerine çalışan biri değilim. Siyasi ve askeri tarihte hele de erken modern dönem 15-16. Yüzyıl odaklı olunca karşıma çok kadın çıkıyor desem yalan olacak. Ama tabii bu da beni yine İpek'in de Tuğçe'nin de Birsen hocamızın da dediği kaynak meselesine getiriyor. O kaynaklara sorduğumuz sorulara getiriyor. Ben böyle bir krallar, kraliçeler, prensler, prensesler dünyasında başladım bu işe. Hani doktora tezinden de anlaşılacağı üzere. Ama onları araştırdıkça aslında erkeklik kurgusuna geldim. Çünkü iktidarın inşası aslında erkekliğin inşasından ayrı gitmiyor. Kadınlar da bu bağlamda bunun bir çeşit nesnesi olarak karşımıza çıkıyor ki az önce Tuğçe'nin dediği bu vatanı korunması gereken bir kadın imajında yansıtmak karşına çok çıkan şeylerden biri. Özellikle de korunması gerekenin tam tersine, yani bir taraf korurken özellikle Osmanlı anlatılarında karşı tarafın vatanı da elde edilmesi gereken
saldırılması gereken, taciz edilmesi gereken bir imaj olarak karşınıza çıkıyor. Bu bağlamda hani kadına nasıl bakıldığı na çok rastladığımız bir şey. Ve gene de işte dediğimiz gibi bu erkeklik kurgusuyla ilgili. Ha, kadınlar hiç mi yok erken modern dönemdeki siyasi anlatılarda? Tabii ki var. Ama iki çeşit de var. Ya mağdur, işte savaş oluyor, kaçıyor, perişan oluyor, evi barkı yıkılıyor. Çatışma ortamlarında. Ya da mutlu anlarda görüyoruz. Onlar da genelde düğünler, doğumlar. Ama yine en çok dikkatimi çeken şeylerden biri, bu kadınların ismi yok. Hep birilerinin kızı, birilerinin eşi, birilerinin annesi. Benim baktığım kaynaklar ama tabii ki tamamen merkez odaklı kaynaklar. Hani fetvalar ya da şeriyesicileri daha farklı şeyler söyleyecektir. Bir yandan da Avrupa kaynaklarına da baktığımda orada da adı yok. Hani özellikle mesela Gülay daha iyi bilir, benim obsesif bir şekilde 16. yüzyıl Marino Sanuto, bir Venedikli devlet adamı, aşağı yukarı 40 yıl boyunca bir günlük tutuyor. Bu günlükte kendisine, eşine, dostuna, devlete gelen mektuplar, dedikodular, işte günlük her çeşit toplantı, arkadaş ortamlarında konuşulanlar, aklınıza ne gelirse var. Ve bu adamcağız bol bol düğüne gidiyor. Ama yine düğünde gelinin adı yok. Hani gündelik bir ortam olmasına rağmen, hani o düğünde ne yendi, ne içildi, kim ne giydi, bunların hepsini bulmak mümkün. Ama kimin düğünü? İşte bilmem kimin kızının düğünü. Hani özne peşine düşeyim deseniz o da yok. Şimdi o zaman da ne yapacağız? Belki bütün bu kaynakların hepsini birden harmanlayıp samanlıkta iğne arayacağız. Bunu herhangi birimizin tek başımıza yapmamız mümkün mü? Değil. O yüzden de hani bu tip birlikteliklere, iş birliklerine, daha geniş ağlara ve ortak çalışmalara ve ortak bir repertuarına olan ihtiyacımız çok büyük. Ve aslında içinde bulunduğumuz dijital ortamda bize böyle bir imkan sunuyor. Bunu faydalanalım. İnşallah böyle vesilelerle daha da çok. Deyip iki tane soru sormak istiyorum. Mümkünse. Bir Tuğçe'nin bahsettiği iki dergi, Cehaletin Mazur Görün. Hani 19. 20. yüzyıl çok bildiğim bir alan değil. Ama bu Erkek Dünyası dergisi ve Kadınlar Dünyası dergisi. Bu ikisini paralel çalışmak, çalışıldı mı ya da mümkün müdür? Hani birinin yansıttığı diğerine benziyor mu? Bir bunu çok merak ettim. Bir de Birsen Hocam'a bir şey sormak istiyorum. Bu kadın dergilerinin okuyucu kitlesi hakkında ne biliyoruz? Hani hedef kitle değil de gerçekten alıp okuyan kimdir, bunu bilebiliyor muyuz? Bir de bunu sormak istemiştim. Teşekkür ederim. Evet, isterseniz cevaplayarak gidelim. Ondan sonra Gülhan'a söz vereyim. Siz buyurun önce isterseniz Birsen Hanım. Bir ara internet dondu, kesildi gibi oldu. Duyamadım. Bana mı söylediniz? Evet, buyurun isterseniz önce siz buyurun. Tamam, evet, duyamadım, kesildi çünkü bir durdu, dondu her şey. Şöyle... Okurların, okurlardan gelen mektuplar var.
ne kadarı gerçekten gönderilmiş mektuplar, ne kadarının oradaki editoryal grup tarafından yazıldığını bilmek bazen mümkün değil ama en azından nerelerden geldiklerini görüyoruz. İsim var ve işte Üsküdar'dan, ne bileyim işte Kasımpaşa'dan falan gibi bir takım en azından yer adlarını bildiriyorlar bir şekilde. Ama yani şöyle bakmak lazım daha doğrusu. Yani bunların tirajlarına, kimin neyi ne kadar aldığına falan, yani bütün bunlara ulaşmak çok kolay değil. Ama yani şunu zaten rahatlıkla söyleyebiliriz herhalde. Yani o dönemde hani okuma yazma bilen insan sayısı bir toplamda, bir de hani okuma yazma bilen kadın sayısına baktığımızda yani işte kimlerin bunları okuyabildiğini tahmin edebiliriz zaten. Yani o dergilerin de çıkış yerlerine baktığımızda ağırlıklı İstanbul, hadi bir de Selanik. Tabii yani bu Osmanlıcı olanlar, yani bunun içinde işte Ermenice, Rumcu olanları var ama hani ben o iki dili de bilmediğim için o dergileri tabii ki başkaları yapıyorlardı zaten, yapacaklardı bir şekilde. Hani sadece Osmanlıcı olanlarına baktığımda söyleyebileceğim şey bunlar aslında. Ama dediğim gibi yani okur mektupları var. Oralardan bir şeyler çıkarmak mümkün. Nerelerden geldiğine bakıldığında bir şeyler çıkarmak mümkün. Ama sonuçta genel bir değerlendirme yapabilirim ancak burada. Yani okuma yazma oranı o kadar düşük ki hedef kitlesi kim olduğunu tahmin edebiliriz zaten. Okur yazar kadınlara gidiyor. Ama şu da var tabii. Yani işte Kadınlar Dünyası herhalde en uzun, hani hepimizin bildiği uzun çıkan dergi aslında demek ki epey de devam etmiş ve bir şekilde satılmış, alınmış. Çünkü yani çıktığı yılları, ya bu dergilerde çok ilginç hakikaten, yani 1914'ten 2000'lerden çıktı. 1914'ten 18-19 arası yani savaş var yani. Savaş var, savaşa rağmen çıkıyor bu dergiler. Bu arada tabii şeyler de var, sansür yerleri var, çok ilginç. Şimdiki gibi değil, boşluk çıkıyor orada yani. Bayağı dergide boşluk kalmış çünkü hani artık teknoloji olmadığı için. Yani böyle söyleyebilirim. Yani yazarlara da baktığımızda zaten yaklaşık hedef kitle derken yani... Sonuçta bunlar yani İstanbul, Selanik, ya onun dışında işte mesela Bilgi Yurdu Işığı, Bilgi Yurdu derseniz hani bu şeyde Bursa'da bir şube daha açılıyor. Yani gidebildiği yer en fazla o kadar. Yani o dergi, yani dershaneye gelemeyenlere o dergiyi hani Türkiye'nin belli yerlerine, o dönem coğrafyanın belli yerlerine dağıtmak, hani kadınların en azından dergi vasıtasıyla eğitimlere katılmasını sağlamaya çalışmışlar ama yani benim görebildiğim kadar gittiği yer en fazla Bursa gibi gözüküyor. Evet, benim söyleyeceğim bu konuda bu kadar. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim sorunuz için. Çünkü aynı şekilde benim de ilk erkek dünyasının ben bir ya da iki sayısını Milli Kütüphane'de Ankara'da doktora araştırmam sürecinde bulmuştum. Maalesef bence orada talihsiz kısmı büyük ihtimalle daha fazla sayısı var. Belki bu benim bulabildiğim oradaki arşiv araştırmamda sadece bir sayısıydı ya da iki en fazla, yanılmıyorsam, geri bakmam gerekiyor. Evet evet Tuğçe, evet. Hocam gerçekten o kadar yani. Biz hatta evet. Erkekler Dünyası'nın bu yeni çıkan ciltler arasında çevirisini de yaptık. O kadar çıkmış, evet. Demek ki benim. Şimdi evet, evet. Çünkü, ama içeriği çok, hani ilk okuduğumda da beni böyle hem bu flörtleşmeler hem bu öğütler ve sosyalleşmeler üzerinde daha çok, yani okurken anlıyorsunuz ki bu genç Türk Müslüman erkeklerine konuşuyor. Şu anki haliyle bile hani düşündüğüm bir şey ki Kadınlar Dünyası'nın İki harika cildi kadın kütüphane sayesinde onu öyle hızlıca çalışabilmiştim. Hala mesela bir Kadınlar Dünyası ve Erkek Dünyası aynı zamanda oldukları için bu yapmayı ve üzerine yazmayı çalıştığım bir şey. Ama oradaki maalesef işte bir talihsizliğimiz, bir sen hocam da dediği gibi, evet, Erkek Dünyası'nın çok az sayı, yani bir sayısı olması ama yine, evet, de onun bile çok önemli şeyler erkeklik kurgusu üzerine, özellikle Sünni Türk erkek kurgusu üzerine çok önemli şeyler söylediğini düşünüyorum ben ilişkiler üzerinden. Belki ilk iki sayısını karşılaştırırsınız Tuğçe Hocam.
Evet, yo, çok haklısınız hocam. Yani yapılabilecek bir şey ve çok da önemli. Yani bence güzel bir çalışmada olur, düşündüğüm bir şey üzerine. Teşekkür ederim. Ya ben aslında böyle biraz Zeynep'in söylediği bir şey üzerinden başlayacağım. Yani aslında çok güzel ifade etti. Yani daha 15-16. yüzyıl çalışırken hani kadınlara rastlamaması ama yine toplumsal cinsiyetin orada olduğunu gözlemesi üzerinden çok gerçekten doğru ve çok önemli bir gözlem bu. Yani biz de zaten aslında hepimizi de bir araya getiren dert belki böyle bir şey. Aslında ikili bir zorlukla çalışmaya çalışıyoruz. Yani bir tanesi aslında geçmişin bize çıkarttığı bir zorluk. Çünkü iktidar ilişkileriyle şekillenmiş bir geçmişten bahsediyoruz. Sınıfsal, toplumsal cinsiyete dayanan, din, etnisiteye dayanan hani çok katmanlı iktidar ilişkileri var baktığımız geçmişte. Bir de şimdi bambaşka iktidar ilişkilerinde yani hani kimisinin uzantısı olan, kimisi değişmiş ama yani her halükarda iktidarla şekillenen bir toplumda, bir üniversite sistemi içinde tarih araştırmaya çalışıyoruz. Ve hani bu katmanlı iktidar ilişkileri bizim de ayaklarımız aslında dolanıyor ve bir yandan onları deşifre etmeye çalışıyoruz. Bir yandan üstesinden gelmeye çalışıyoruz. Hani bu anlamda yaptığımız işin hani kıymetli olduğunu düşünüyorum ama tam da hani İpek'in sorduğu sorular o açıdan çok önemli sorular. Bazen cevap bulmamız çok kolay değil ama sorulması başlı başına çok çok önemli bütün bu soruların ve hani bu soruları aklımızda tutarak çalışmaya devam etmeyi çok kıymetli buluyorum. Dolayısıyla da hani burada hani ileri getirilmesini de çok önemsiyorum. Öte taraftan bakınca yani üç konuşma da birbirinden güzeldi aslında. Yani çok keyifle dinledim. Belki kesen bir şey olarak yine özne meselesini söyleyebiliriz. Nurşen de aslında dikkat çekti özne meselesine. Ama yine özne meselesi de başka çetrefilli bir mesele. Çünkü yani feminist tarihçilik evet bir özne arayışını önüne bir hedef olarak koyuyor. Öte yandan yine İpek'in aslında söylediği gibi geçmişte bize özne kılan, bugün de aslında bize özne kılan sadece mücadelelerimiz değil aslında. Bazen de sıradan eylemlerimiz, gündelik olan, hiç dikkat çekmeyen, belki sıkıcı olan şeyler de bizi biraz özne haline getiriyor. Sadece baş kaldırarak, kavga ederek değil, evet bunlar da çok önemli ama bazen hakikaten en gündelik olan ve dikkat çekmeyenin içinde de aslında öznelik var. Ama tarihçiler olarak işte o gerçekten bizi çok zorlayan bir alan. Yani onu hem bulmak çok zor, belgelerin doğası nedeniyle bulmak çok zor. Yine hani İpek çok güzel örnekler verdi ve işte hani çocuk tarihçiliği de aslında bence o anlamda başka şekilde bize ilham veren bir alan. Hani çocuk yani hani yine kimin sese sahip olduğu, kimin kendisini ifade edebildiği, kimin belge bıraktığı sorularıyla beraber belki bunu düşünmek gerek. Ama yine dönüp dolaşıp yine iktidar ve güç meselesine geliyoruz ve güç sahibi olmayanların tarihini nasıl yazacağız? Hakkını vererek nasıl yazacağız sorusu çok büyük bir soru olarak önümüzde duruyor. Orada da İşte hep yani hani iktidar kavramının kendisini tekrar sorgulamak hem işte geçmişteki hem belgelerdeki iktidar hem kendi iktidar ilişkilerimiz içinde bulunduğumuz tarihçiler olarak maruz kaldığımız üstesinden gelmeye çalıştığımız ya da belki yeniden ürettiğimiz iktidar ilişkileriyle beraber düşünmek yani belki çok büyük bir iş koyuyor. Rız gibi ama bir taraftan da aslında yani hepimizin dert ettiği meselelerde hani biraz görüyorum ki zaten bunları sorgulayarak da yaptıklarımızı yapmaya çalışıyoruz. Hani bu soruları unutmadan burada biraz şey geliyor benim aklıma. Ben kendim okuduğumda çok heyecanlanmıştım. Arkeolojinin bir sorusu aslında ama bu bereket tanrıçası Venüs heykelciklerini kim yapıyor sorusu üzerinden. Feminist arkeologlar aslında belki de hamile bir kadının aslında bu heykelleri yontmuş olabileceği sonucuna varıyor perspektife bakarak. Hani çünkü tam karşıdan göründüğü, profilden göründüğü gibi değil de tepeden bakarak hamile karnını gören bir belki heykeltıraş bunları yontmuştur sonucuna varıyor.
Bu da hani o zaman hani ben de okuduğum zaman çok heyecanlanmıştım o makaleyi. Belki de kendi perspektifimize güvenmemiz gerek. Yani bu iktidar ilişkilerini sorgulayabilmek için aslında tek güvenebileceğimiz şey kendi perspektifimiz. Hani çok belki mutlaklaştırmamak gerek ama kadın bakış açısına, kadın tarihçi olmaya belki de birazcık güvenmek zorundayız. Yine aklıma bir soru olarak işte Aralık'ta yaptığımız Kadın Kadına Tarih Konferansı geldi. Gülay'ın da emeği var. Neredeyse herkes de katılımcıydı bir şekilde mutfağında ya da bizzat yapılmasında. Yani orada da hep böyle aslında kadın tarihçiler olarak ne kadar kendi kendimizi sorguladığımıza da biraz tanık olmuştuk son yuvarlak masa oturumunda. Bunun kendisi herhalde çok kıymetli bir şey. Yaptığımız işi sürekli sorgulayarak yapmaya devam edebilmek. Hani cesaretimizin kırılmaması ama sorgulamayı da ihmal edememek, etmemek. Tam da işte aslında o perspektife güvenmek ve o perspektiften gördüğümüz şeyleri yazabilmek. İşte belki İpek'in yine söylediği farklı sorular sorabilmek, hiç bakılmamış yerlere bakmak ya da farklı bir metotla bakmak için belki o perspektif yardımcı olabilir diye düşünüyorum. Tam da aslında yine aynı şekilde bu çatışmalar değil de dayanışmalar. Bir, hani geçmişte kadınların birbiriyle nasıl dayanıştığı, birbirlerini nasıl yüreklendiği, birbirlerini nasıl kolladığını görebilmek için de belki biraz kadın tarihçiler olarak tam da bu dayanışma, yüreklendirme ve kollama ilişkisinin belki besleyici olacağını, bize ilham vereceğini ve zihnimizi de açabileceğini düşünüyorum. Buradan bilmiyorum bir soruya gelmek korsan bildiri gibi oldu ama soruya gelmek çok kolay olmayacak belki ama şöyle o çok ufak bir sen önceye bir şey sormak istiyorum. Yani çok kıymetli bir iş yapıyorsunuz ama yani hani bugün de ya, hani şöyle ifade edeyim daha doğrusu yani arşivci kim olarak yaptığınız şey zaten çok kıymetli. Akademisyen olarak da bunun eleştirisinin çok benden de farkında olduğunuzu düşünüyorum ama yani kadın kavramının olduğu karşımıza çıkıyor arşivcilikle ama arşivcilikte bir somut kadını varsaymak zorunda kalıyor. İşte evet. Hele mesela dergi seçimlerinizle kimin arşivine kurduğunuz ya da kimin belleğini kurduğunuz bir belli somut kadını da mecbur kılıyor. Oradaki çatışma üzerine ne düşünüyorsunuz? Bir onu çok merak ediyorum. Tuğçe ve İpek için de aslında şunu sormak istiyorum. Yine daha soyut bir soru ama yani bu ses arayışında aslında belgelerin sesiyle tarihçinin sesi arasındaki çatışmaya siz ne diyorsunuz? Diye böyle biraz bilmiyorum benim de cevabım olmayan dolayısıyla sizlerden duymayı çok istediğim sorular. Çok teşekkürler. Evet Gülhan Hocam. Şimdi şöyle bir şey tabii bu soru zaten benim de aklımda her zaman var olan bir soru. Mesela hani şuradan başlayayım konuşmaya. Geçenlerde bu 32. yıl şenliğinde konuşurken daha doğrusu basında falan da vardı. Orada muhabir kadınlar da gelmişlerdi basından. İşte özel arşivler onların çok ilgisini çekti. İşte hani böyle ünlü isimler işte Kerime Nadir, Muazzez İlmiyeçi falan filan deyince şeyi söyledim onlara. Yani belki de bunun böyle duyurulması ya da böyle bunun bu şekilde ifade edilmesi önemli. Dedim ki yani işte siz ne kadar zamandır medyada çalışıyorsunuz? 10 yıldır dedi. Dedim oldukça uzun bir süre. Çok da genç görünüyorsunuz. Umarım daha da uzun çalışacaksınız gerçekten de. Zor tabii dedim yani medyada hele bu zamanda kadın olmak falan. Ama dedim yani mesela şunu yapıyor musunuz gerçekten de? Kendi arşivinizi oluşturuyor musunuz? Yani burada dedim ben hani isimleri televizyonda olduğu için çok vurucu olması için tak 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 o isimleri saydım ama dedim yani mesela sizin arşivinizi de alabilecek olsak ben ne kadar dedim mutlu olurum gerçekten de yani bunun belki duyurulması gerekiyor diye düşünüyorum yani kadınların da kendi hayatlarını değerli
görerek işte gittikleri sinemaların biletleri dahil olmak üzere. Yani gerçi buna bazen arşivciler bizim, ben arşivci değilim bu arada, yani hani arşivci ve kütüphanecilik bilgim benim yok hani. Ama şuna da kızıyorlar tabii, yani öyle her şeyi biriktirmek de değildir bu. Neyse, oraları ayrı tartışma konusu, onu bir kenara bırakıyorum. Her şeyi biriktirmek, ne kadar her şeyi biriktirmek, neyi ne kadar toplamak. Ama belki de şunu, eğer mümkün olursa, yani bu tabii sınıfsal bir şey de var bu yana. Yani hani çok yoksul bir kadının neyini nasıl toparlayacak? Yani hani nesi var ki, ne kadar belgesi var ki, kağıdı kalemi var mıdır da, işte kimlik kartı olabilir. Bütün bunlar, ama yani bunlara ulaşmak oldukça zor. Ama yani en azından sıradan, hani ünlü olmayan bir kadının da arşivinin buralara gelebilmesi ve bunun için de bir çaba ve çalışma yapılması önemli. Yani tabii çok bireysel bir şekilde gidiyor. Bu nasıl daha da yaygınlaştırılabilir bilmiyorum ama bunu düşünüyorum ben de. Yani bütün kadınların kendi arşivlerinin, hayatlarının, yaşadıklarının değerli olduğunu ve onları biriktirmeleri gerektiğini bir şekilde anlatabilmemiz gerekiyor. Şu ana kadar çok da olmadı. Yani burada bizim özel arşivimizde olan kadınların hepsi aslında bir şekilde kendi alanlarında ünlü kadınlar. Bunu sağlayabilirsek bence çok önemli olacak. Yani sözlü tarih açısından işte elinde teknolojik olanaklarla farklı sınıfsal konumdaki kadınlara ulaşılabiliyor. Onlarla işte mülakat yapılabiliyor. Bunlar saklanabiliyor, korunabiliyor filan, ama mesela arşiv meselesinde böyle. Onun dışında yani herhalde burası önemli diyor. Ay, çok uzattım. Evet, tamam, bu kadar. Bunu söyleyeceğim. Çok teşekkürler. İpek, sen şey yap istersen. Ben cevap vermeyip kaçacağım. Hızlıca şunu söylemek istiyorum. Duyuru yapmadım. YouTube'daki dinleyicilerimiz soruları varsa yazabilirler. Şu ana kadar bir soru gelmedi ama ben duyurmuş olayım. Ondan sonra Gülhan'ın ikinci sorularıyla devam edelim. Buyurun. Ben sorudan kaçıp başka bir soruyla cevap vereceğim Gülhan'a. Ya belgenin sesiyle tarihçinin sesini ayırmak çok zor ama işte sorunu alıp çevireceğim dediğim yer tam da burası. Belgeyi okuyanın tarihçi olduğunu düşündüğümüzde belgeler dahil ama özellikle anlatısal kaynakları kimlerin okuduğunu düşündüğümüzde de zaten bu resim çok şekilleniyor. Örneğin hani yine daha arşiv kaynaklarından başlayalım. Örneğin bir davanın hüccetini almak, işte bir boşanma davasının nasıl olduğunun elinde kaydı olması bir kadın için ne anlama geliyor? O kayıt başka kadınlar için bir şey ifade ediyor mu? Yani o bir açıdan düz baktığımızda bizim için devletin kaynağı. Evet, boşanmışlar, kaydedilmiş ama bunun hani örneğin evdeki anlamı farklı mı? Mahalledeki anlamı farklı mı? O kadınlara dair bir şey yaratıyor mu? Ya da işte kurgu metinler ya da seyahatnameler, işte erkek gözü eril değil, birinin bakışı. Evet ama kadınlar da okuyor muydu? Bazılarının okuduğunu biliyoruz. Ya da sözlü anlatılardan uzağız. Bunu bir kadın okuduğunda buradaki işte o aklı kısa karakter kadınlara ne diyordu? Hani erkekler için bir tuzak olmanın ötesine çıktığında kadınlarla nasıl ilişkileniyordu? Hani bir yandan tarihçinin de bir okur ama bu dönem olduğunu düşünüp aynı belgelerin, aynı kaynakların tarih boyunca okurlar olduğunu düşündüğümüzde zaten çok daha renkli, başa çıkması çok daha zor ama çok daha renkli bir resim çıkıyor. Tam da oralardan herhalde iyi yaklaşmaya başlamak lazım deyip Tuğçe'ye vereyim sözü. Ben de katılıyorum sana İpek, belki yine aynı bağlamda. Sağ olun Gülhan Hocam, teşekkürler sorunuz için. Çünkü bu benim de çok, özellikle dediğiniz gibi bu iktidar ilişkilerini ve bu bir sürü bu eril değil, eril perspektif, bütün bunlardan geçerek bu kazımaya çalıştığımız hikayelerde gerçekten bu bir soru ama belki hani doğru yanlış olarak değil, fakat bu kendimin yaklaşımı. Ben
bizim tarihçi olarak belgelerle ilişkimizde hani böyle ikisinin ayrımının neredeyse hani tarihçinin sesi ve belgenin sesinin ayrımının biraz İpek'in de bahsettiği gibi neredeyse imkansıza yakın olduğunu düşünüyorum. Ve böyle Sabancı'da büyük hafızam beni yanıltmıyorsa Hakan Erdem'le aldığımız ilk metodoloji, tarih metodolojisi dersinde onun böyle verdiği bir örnek vardı biz kaynakları okurken. Evet, ağaç kesilip devriliyor ama ağacın kesilip devrilmesini anlatmanın çok farklı perspektifleri ve yaklaşımları olabilir. Ve ben şey gibi düşünüyorum, hani şu zamana kadar biz farklı ağaçların aslında nasıl kesilip devrildiğini hep belli bir perspektiften, belli tarihçilerin belgeleri okuyuşuyla dinledik ve bu noktada benim feminist ve queer tarih yazımını katkı sunmaya çalışan nacizane bir tarihçi olarak kendi sesimin de hani ağacın nasıl devrildiğini benim anlatmamdan da çoğu zaman böyle hani çok rahatsızlık duymuyorum açıkçası. Ve önemsediğim noktalardan biri de belgelerde olabildiği kadar hani aynı şekilde kurgu belgeler, gerçek belgeler ve üretilen fikirler burada kaynakların aslında yayılmasından da bağımsız. Bu insanlar ne düşünüyordu, ne ürettiler ve benim sesini duymakta ya da öznelliğini okumakta zorlandığım çocuklar, yetimler, gençler, bu sapkınlar diye etiketledikleri insanlar için neler ürettiler? Hani o noktada kendi perspektifimi, biraz da sizin dediğiniz gibi kendi bakış açıma güvenip, kendi bakış açımı tanımlayıp bu belgeleri nasıl okudum? Benim için hani tarihçiliğin de çok önemli katmanlarından biri diye düşünüyorum. Ama sizin gibi benim de hani budur ya da değildir. Çok farklı fikirler olacaktır ama bu benim en azından nasıl gördüğüm. Ben ya de çok teşekkürler. Evet. Artık dayanamıyorum. Şimdi gerçekten çok güzel tartışmalar. Çok keyif alıyorum ben her şeyden önce bir tarihçi olarak. Bunları birlikte sorguluyor ve düşünüyor olmaktan. Bu ses meselesi, yani öznenin sesi ve tarihçi bunu işte nasıl yakalar, nasıl verir? Aslında geçen seneydi galiba bir toplantıda, hatırlayamıyorum tarihçi ama bir sözlü tarih çalışanı, Avrupa bir tarihçi, çok çarpıcı bir şey söylemişti bir dinlediğim toplantıda. Yani bu sesi vermek bizim işimiz değil. Yani biz kimiz ki bu sesi veriyoruz gibi. It's not ours to give gibilerinden bir şeyler söylemişti. O dönüp böyle benim aslında hatırladığım bir şey. Çünkü gerçekten son 10 belki 20 yıldır değil mi? Bu unutulmuş veya... unutulmuş demeyelim de bilerek seçilmemiş birçok özneyi biz böyle kazıyarak çıkarmaya çalıştık. Onlara bir ses olalım kaygısıyla hareket ettik. Burada tabii işte bir agency, onlara bir aktörlük rolü yükleme meselelerini tartıştık. Acaba bunun üstüne nasıl geçebiliriz? Yani gerçekten o verdiğimiz ses ne kadar onun sesi, ne kadar bizim araya girmiş sesimiz meselesi benim de düşündüğüm bir şey. Bence İpek Hoca'nın yaptığı sunumda sorduğu bazı sorular çok önemli. Yani bu metodolojiyi nasıl geliştireceğimize dair. Yani İpek Hoca dediği gibi mesela cariyeden bir mağdur da çıkarabilirsiniz. Tamamen işte durumu yöneten belki işte aklı kısayla değil mi her şeyi kendi tamamen işte bir kadın dayanışması orada okuyabilirsiniz. Sizin sorduğunuz sorularla ilintili bir şey. Burada benim yani aklıma gelen tek çıkış yolu gerçekten perspektifi çok geniş tutmak. Yani evet kendi çağımızdan, kendi kimliğimizden ve tabii ki var olan ideolojimizden ne kadar farkında olsak da olmasak da tamamen sıyrılmamız mümkün değil ama sürekli farklı olasılıkların olduğunu da hatırlatarak kendimize özneyi de tetikleştirmeden yani onun da farklı olasılıkları olabileceğini sürekli vurgulayarak hareket etsek
biraz daha en azından kendi çağımızın ötesine de kalacak metinleri üretebiliriz diye düşünüyorum. Onun dışında sadece kendi çağımızın ve kendi sorunlarımızın bize göstermek istediği şeyleri görme tehlikesiyle karşı karşıya kalıyoruz. Bu da gerçekten hani tarihçinin o belgeyle, arşivle var olan teori ve kompozisyonu içerisinde nasıl hareket ettiğiyle de çok ilgili. Biraz tarihçi etiğiyle de ilgili herhalde. Neyse bunu söylemek istiyorum. Daha fazla bunu uzatmayayım. İki nokta daha var belirtmek istediğim. Bu arşiv meselesinde mesela kimin belgesini tutuyoruz? Tabii ki yani bir arşiv tuttuğunuz zaman ister istemez bir şeyleri seçiyorsunuz, bir şeyleri dışında bırakıyorsunuz veya bir şeyleri buluyorsunuz ve bulamadıklarınız seçilmemiş gibi kalıyor. Sanıyorum bunun önüne tamamen geçmek çok da mümkün değil. Yani mükemmel bir şey oluşturmak pek mümkün değil. Eğer hafızam beni yanıltmıyorsa çok çarpıcı bir çalışma var. İsviçre'de 1940'larda başlıyor. Sözlü tarih çalışmaları kapsamında. Katılmak isteyen herkesten anılarını, mektuplarını, her şeyi yollamalarını istiyorlar ve yani insanlar bir işte İsviçre'de bir arşivin, bir sözlü tarih çalışmasını kendileri isteyerek öznesi oluyor ve bu 40'lardan beri devam eden bir süreçmiş. Acaba Türkiye'de de böyle bir şey başlatılabilir mi? Mesela Kadın Eserleri Müzesi kadınlardan kendi sözlü eserlerini dijital bir platformda işte bu müze altında toplama çağrısı yapsa, oradan belki bir işte 50 yıl sonra onlara bakacak kişiler çok güzel bir şey çıkartacak. Bunu önermek istiyorum. bir de soruyla ben bitireceğim. Özellikle bu dergilerde acaba kadınların menstrual döngüsü hiç tartışılıyor mu? Sizin gördüğünüz var mı? Veya belki erken modern dönem kaynaklarında İpek sana da yöneltmiş olayım. Karşınıza buna dair tartışmalar çıktı mı? Çünkü mesela Tuğçe mastürbasyonun tartışıldığını anlatın. Yani bunun biz erkek olduğunu varsaydık dinlerken muhtemelen değil mi bilmiyorum. Yazanlar evet, fakat genç kızların mastürbasyonuyla ilgili de yazılan şeyler var. Sadece erkek çocuklar için değil. Harika. Acaba menstrual döngüyle ilgili de var mı? Bunlar da karşımıza çıkıyor mu? Onu da merak ettim. Teşekkür ediyorum. Buyurun. Ben de hemen araya girip böyle çok minik bilgi olarak cevap vereyim. Örneğin benim çok yakın zamanda şeylerde karşıma çıktı. Bu su ile ilgili acayip ve garayip metinlerinde temizlik, kirlilik, hani o dönemde temiz olmama, yani ritüelistik olarak, hani evet, cenabetlik olarak diyeyim, ya da temiz olmama halini işte şeyi gösteren sular, bunu temizleyen sular gibi şeylerde hani haize olarak karşımıza çıkıyor. Ama medikal metinlerde de olduğunu biliyorum. Kendim hiç görmedim hep ikincil kaynaklardan, ama acayip garayip meselelerinde özellikle suyla ilgili bir şeyler okuyunca haize kesinlikle çıkıyor. Evet. Daha çok böyle bir sosyal deneyim olarak tartışılıp paylaşıldığı ortamları aslında merak ediyorum. Yani tıp metinlerinde çıkacağını tahmin ederim ama. Yani Pardon Birsen Hocam. Buyurun. Yani bu benim dediklerimde örneğin o sırada işaret döneminde olan bir kadın suya... Buyurun, siz konuşmayı devam ettiğinde bir şey söylüyordunuz. Sonra ben söyleyeyim. Zaman kayması oldu sanırım. Örneğin adet dönemi olan bir kadın suya yaklaştığı zaman suyun akmasının durduğu gibi şeyler oluyor. Örneklere rastladığımı biliyorum. Bir de tabii hani onları sormuyorsunuz muhtemelen, ama şeyler de çok var. Fetvalarda hani işte boşandıktan sonra kaç adet dönemi geçmiş, ne olmuş, hamile kalacak mı üzerinden bir kontrolü gösterdikleri için çıkıyor. Hani çocuk kimden
eski kocadan mı değil mi de çok önemli bir yeri var tabii. Bir doğrulama ve sosyal kontrol mekanizması olarak. Evet, tamam. Ben şey ekleyecektim. Bu kadın dergilerinde evet kadınların menstrual dönemleriyle ilgili ama doğrudan hijyenle ilgili yani nasıl temizlenmeli, nasıl dergileri yani işte ekonomiden yemek tarifi işte bilmem ne olduğu gibi şeyler de var. Ne derler? İlaç yani bayağı şu gramajına kadar işte şöyle bir ağrınız olursa şu kadar gram şundan şu kadar gram uzun uzun bayağı reçetelerde veriliyor. Yani ben o menstrual dönemi için yani hijyenin temizliğin nasıl olması gerektiğini tabii işte 20. yüzyıl artık yani hijyen bir yani özellikle kadınların sağlaması gerektiği kendi hijyeni çocuğun hijyeni evin hijyeni kocasının hijyeni neyse işte bütün hijyeni sağlaması gereken kadın olarak gösterildiği için orada kadınlara bu konuda bilgiler veriliyor. Yani ben onlara dersiniz hiç hatırlamıyorum çünkü yani çok dergi var 38-40 tane dergi hangisini şu anda geçtiğini hatırlamıyorum tabii ki arşiv için derseniz de evet yani biz bunu düşündük hatta şöyle söyleyeyim bırakın tek tek insanlar ama belki bu da yapılabilir biz bunu da konuştuk da yani bunu yapmak o kurumlara bile örgütlere bile tek tek mektup yazdığımı ben hatırlıyorum mesela kaç sene öncesinden. Hani ne olur arşivlerinizi getirin, bize teslim edin, gelin görüşelim, biz gelelim gibi. Çok kolay olmuyor. Çok kolay olmuyor ama dediğiniz gibi bu şey, ne derdi ona, kadınlara yani işte her yerden kadınlara bu çağrı yapılırsa çok iyi bir örgütlenme gerekiyor yine de. Yani bu o kadar kolay bir şey değil. Bunu duyurmak, tekrarlamak, gidip almak. Yollamalarını sağlamak değil de belki gidip almak gerekiyor. Yani kütüphanede en önemli sorunu işte yani az insanız. Az insanla çok iş yapmaya çalışıyoruz. Ve herkesin emeği, gönüllü emeği. Ama yani bu düşündüğümüz bir şeydi Gülay Hocam. Gerçekten de bu aklımızdan geçen bir şeydi ama nasıl örgütleyeceğimizi tamamıyla sayımızın az olmasıyla çok iş var. Yani mesela ben şimdi burada bitti. 21'de bizim kütüphanenin toplantısı başladı. Birazdan buradan çıkıp oraya gireceğim. Dün de gece saat 21'den sonra bir takım konular üzerine görüşme yaptık. Yani böyle de söz sayımız az. Ama bu iyi bir öneri. Yani evet yani bütün kadınlar değil de belki daha bir aralık belirlenebilir. Bir şey belirlenebilir. Yani belki öyle daha kolay olabilir. Evet, bizimle düşündüğümüz bir şeydi. Keşke yapabilsek gerçekten. Size iyi bir fon lazım hocam. Umarım güzel bir fon lazım. Evet, çok iyi bir fon lazım. Evet. Doğru. Umarım başarırız bunu. Evet. Ben bir iki şey söylemek istiyorum eğer vaktiniz varsa hem Gülay hocanın sorusu hem de bu menstruasyon meselesiyle ilgili. Bence bu bu ses üzerine agency konsept üzerine dediğiniz konu özellikle bizim gibi alanlarda çalışan tarihçiler için çok önemli. Yanılmıyorsam bir 4 sene önce çocukluk tarihi konferansında bununla ilgili çeşitli böyle yuvarlak masa sohbetleri vardı. Yani bizim hakikaten işimiz ya da yerimiz hatta haddimiz mi? Geçmişte yaşamış insanlara ses vermek. Bu noktada size katılıyorum ama şey de bazen Türkçenin böyle handikapı gibi de oluyor. Benim en azından ses diye hani ses vermekle kastım kesinlikle hani kişilerin ve şahısların geçmişte ağızlarından konuşmak değil. Burada temsiliyet üzerine nasıl temsil edildikleri ve bu temsiliyetleri farklı kaynakları gündelik hayata dayalı mesela arkadaşlık, yakınlık, birliktelik bunların temsilleri üzerinden aslında analiz etme ve teoriyi direkt o yani 20. ya da daha öncesi zamanları empoze ederek değil de arşivlerimizi kullanarak buradaki o çok seslilik farklı fikirlerin kurgu ya da gerçek ki kurgu ya da gerçek metinlerin de önemi bazı konuları tartışırken bu temsiliyete yöneldiğimizde kayboluyor. Orada bence hani belgelerimiz hikayeleri yaratıp teori empoze etmek değil de oradan ne çıkıyor görmek bence de çok önemli. Orada
bizim de hani bir noktada etik bir sorumluluğumuz var. Bence de haklısınız ve önemli bir nokta o. Ve menstruasyonla ilgili şimdi biraz daha ben ergenlik üzerinden bakıyorum ve kadınlık bedeninin tabii ki modern dönemde hani İpek daha erken zamanları daha iyi bilecektir. Çok enteresan bir şekilde menstruasyon bazı bu edebi kaynaklarda ve özellikle bu öğreti kaynaklarında hem temizlik bir sonucun dediği gibi ve aynı zamanda ergenliğe geçişte duygularla bağımlı olarak yani menstruasyonu bahsediyor ama ilginç bir şekilde asıl ilgilendiği duygusal değişimler. Ergenlik içerisinde ben bunu biraz daha şimdi mesela histeri ve farklı bu kadınlığa geçişte nasıl kurgulandığına bakıyorum. Ama bence hani bu temizlik ve hissi duygusal dönüşümler de hani o noktada çok böyle yeniden satır arası ve bakabileceğimiz göreceğimiz yerlerde çıkıyor ki çok enteresan ama yeniden çalışması biraz meşakkatli bir konu. Evet, evet katıyorum. Ben bir şeyi merak etmiştim. Tabii o kadının işte histerik durumuna geçişi genç dönemine kadar indiriyor. Ama hani genç kızlara siz böyle bir deneyim yaşayacaksınız gibilerinden böyle bir yazım biçimi, hitap biçimi var mı? Çünkü pek konuşulmayan, yakın döneme kadar çok konuşulmamayı tercih edilen bir konu olduğu için nasıl geçiyor metinlerde onu merak etmiştim. Teşekkür ediyorum. Evet, başka soru sormak isteyen veya paylaşım söyleyecek çok şey var aslında. Belki ben birkaç şey ekleyebilirim ve sormak da isterim ne düşünürsünüz. Zeynep Hoca'nın aslında toplumsal cinsiyet çalışmayan biri olarak burada olmasını son derece kıymetli buldum ben. Tam da o noktadan bir takım yorumlar ve yapması ve sorular sorması. Nihayetinde birçok kadın tarihçi var ama kadın tarihçilerin tamamı ne feminist bir perspektif kullanıyorlar ne de toplumsal cinsiyet çalışıyor değiller. Fakat buna rağmen yine de mesela Zeynep Hoca çalıştığı kaynaklarda kadının yokluğunu fark ediyor. Yani kadının yokluğunu problematize edebiliyor. Yani bu kadınlar niye yoklar? Onların düğünlerini okuyoruz ama nihayetinde falancanın kızı, falancanın karısı olarak görüyoruz. Dolayısıyla yoklar bunu saptayabiliyor ve oradan belki de bir yan şey alan açıp hani biraz üzerinde durup geçiyorum. O var nihayetinde. Hani sormak istediğim şey bu. Eğer toplumsal cinsiyet alanı bir iktidar ilişkisi ve bütün toplumlarda, bütün toplumları kesen bir iktidar ilişkisi ise ve diğer bütün iktidar ilişkileriyle de harmanlanan işte onların içinde görebildiğimiz bir iktidar ilişkisi ise biz doğrudan toplumsal cinsiyet çalışmasak bile eğer iktidar çalışıyor isek mutlaka oraya değeceğiz, dokunacağız. Yani feminist perspektif öyle bir şey ki sadece toplumsal cinsiyet çalışanlara ait bir perspektif değil, kadın çalışmaları yapanlara ait. Hatta sadece kadın tarihçilere de ait değil. Bir kere onu dert etmek herhalde önemli, varlıklarını ya da yokluklarını örneğin kadınların. Hani bu konuda siz ne dersiniz? Bambaşka alanlarda çalışan insanlar feminist perspektifi kullanabilirler mi? Ve ne açar onlara feminist perspektif? Kadınların tarihini çalışmak sadece kadınların alanı mı olmalı? Yani neden böyle hani şey oluyor? Daha marjinal kenarda bir yerde kalıyor. Onu daha core bir yere taşımak mümkün mü? Hani sorumun nedeni bu. Hem feminist perspektifi daha temel bir perspektif olarak kurgulamak hem de toplumsal cinsiyet çalışmalarını da daha merkeze taşımak mümkün mü? Bir bunu soracağım genel olarak ve bu ses meselesini yani tarihsel aktörlerin, öznelerin ya da insanların, yığınların sesi olmak olmamak, sesimizin karışması karışmaması meselesine şöyle bir yanıt vermek istiyorum. Sanırım bütün bu postmodern teori ve eleştiriler bizim kendi sesimizden son derece
ne diyelim, rahatsız olmamıza da yol açtı. Ve daha tedirgin bir yere konumladı bizi. Ben birazcık kendi sesimize güvenmemiz gerektiğini düşünüyorum. Çünkü biz diyaloğa giriyoruz. O kahramanın hikayesiyle iç içe geçiyoruz. Onu takip ediyoruz. Heyecanlanıyoruz, kızıyoruz, küsüyoruz veya kınıyoruz diyelim ki. Bu da bizim baktığımız yer. Yani nereden baktığımızla, hangi sorularla baktığımızla, bizim kendi iktidar konumumuzla, kimin iktidar ile özdeşleştiğimizle de çok ilgili bir şey. Hani dolayısıyla ben o diyaloğun kendisinin izlerini o tarihsel anlatıda, daha doğrusu bizim kurguladığımız metinlerde görmeyi uygun buluyorum. Çünkü bu kaçınılmaz bir şey. Bu nedenle birincisi, hani tarihçinin sesini bastıramayız. Vardır, olmalıdır, olacaktır, kaçınılmazdır. Bunun farkına varmak, farkında olmanın önemli olduğunu düşünüyorum, o etkileşimin. Farkında olmak önemli. Bir diğeri, elbette ki sesi çıkmamış olanların, duyurulmamış olanların sesini neden bugüne taşımayalım ki? Bu bizim, bence yani tarihçi olarak ben bunu bir vazife olarak da görüyorum. Çünkü eğer hele de iktidar ilişkisi çalışıyorsak, orada bir eşitsizlik var, bir adaletsizlik var, çözülmemiş bir mesele var. Ben de dolayısıyla o çözülmemiş meseleyi, oradaki eşitsizliği, orada hani kanı yerde kalmışlığı bugüne taşımak istiyorum. Ve bu kanı yerde kalmışlığı, bu adaletsizliğin bir şekilde toplumsal vicdanın bir parçası olmasını, bizim insanlar olarak, yurttaşlar olarak bizim varlığımızın bir parçası olmasını istediğim için bunu yapıyorum zaten. Bu nedenle de bir anlamda adalet, hani oradaki adalet arayışının, feryadının bugüne taşınmasının tarihçi olarak da bir görevimiz olduğunu düşünüyorum. Bu nedenle hem o kişiye ses vermek, hem kendi sesimi katmak, ama bütün bunların bilincinde olarak tarih metnini kurgulamanın önemli olduğunu düşünüyorum. Ve o insanların, o eşitsizlikle mücadele eden insanların daha iyi bir dünya arayışlarını, daha iyi bir dünya hayallerini de bugüne taşımak herhalde önemli. Dolayısıyla yaptığımız şeyin zaten çok politik bir şey olduğunu düşünüyorum ben. Hani bu sesi hem tarihçiler olarak kendi sesimizi, hem de geçmişte kaybolduğunu düşündüğümüz sesleri bugüne getirmenin önemli bir politik, yani bir aktivizm olduğunu düşünüyorum yani. Bunu da ses meselesinde söyleyeyim. Ama filmimiz perspektiften sadece acaba toplumsal cinsiyet çalışanlar mı sorumludur? O ne? Hani o konuda ne dersiniz? Ne yapalım? Nasıl merkeze taşıyalım feminist perspektifi? Buyurun. Ben hızlıca bir şey, netlik kazandırmak için, yani benim kastettiğim, yanlış anlaşılmasın, ses vermeyelim veya ses duymamak değil. Zaten bir mağdun tarihi yapıyorsanız ve işte ezilen, işte bu çalışılmamış bir özne olur, kadın olur, çocuk olur, isyancılar olur. Yani tabii ki siz farklı üretilmiş, daha devlet ve iktidar gözünden üretilmiş belgeler içerisinden bir ses bulmaya çalışıyorsunuz. O ayrı bir mesele. Bunu tabii ki yapıyoruz ama bunu, yani sesi ne kadar ona ve özneye veriyoruz, biz ne kadar tarihçi olarak kendimiz var. Yani benim tartışmak istediğim metodolojik boyutu işin oydu. Onu hemen bir dipnot olarak söyleyeyim. Soruya geçebiliriz cevaplara. Evet. Tabii çok konuştuğum için soru kaynamış olabilir ama herhalde. Ben çok kısaca hemen böyle bir şey söyleyeyim. Yine cevap vermeyip soru soracağım. Ben sadece böyle yapıyorum sanırım bu akşam. Ya orada benim örneğim, ya benim için paradoks şey oluyor. Hani bir yandan evet toplumsal cinsiyet tarihçiliği değil. Bu arada Gülhan'ın mesajını da görüyorum. Ve çok daha kısa kesiyorum. Hani bir yandan toplumsal cinsiyet tarihçiliğinin meseleleri var. Bir yandan evet bunu ana akım tarih yazımına taşıma meselesi var, ama orada da yine hani sadece kadın tarihi yazmak ve onu bir alana kapsamak mı, ana akım tarih yazımını köklü değiştirecek bir şey yapabilir miyiz, onun soruları nereden gelecek, herhalde oralardan başlamak lazım deyip susuyorum. Ben belki çok kısacık olarak sorunuza alakalı olarak konuşacağım. Yani şeyde belki bizde biraz daha yeni Orta Doğu tarihine diyelim yeni yeni gelişiyor, ama Zeynep Hoca'nın yaptığı iş, biz pek çok alanda aslında feminist metodolojinin hem askeri tarihte aynı zamanda milliyetçilikleri yazarken sessizlikleri okumak ya da var olan aynı şekilde iktidar ilişkilerine
yeniden analiz etmek çok daha yeni bir perspektiften kullanıldığı bir sürü çalışmalar var ve kendi Orta Doğu tarihçiliğinde ve Osmanlı Türkiye tarihçiliğinde de artmasını ümit edelim diyelim. Çok da uzatmayacağım kapatmak zorunda olduğumuz için. Evet, var mı acaba son sözler? Onun üzerine yavaş yavaş kapatalım diyeceğim çünkü ben. Birsen Hocam, Gülhan Hocam, Zeynep Hocam. Ya şey, çok güzel bir tartışma, söyleyecek çok şey var ama evet, zaman limitleri yüzünden zaman. Ben kendimi sansürlüyorum. Evet, zaman, evet. Evet, o zaman yavaş yavaş bitirelim istersen Gülay beraberce. Ben bu serinin son toplantısını sizlerle yapmış olmaktan dolayı ve bu kadar güzel bir tartışmayla kapatmış olmaktan dolayı çok mutluyum. Buradaki tartışmanın yoğunluğu bu serinin zaten önümüzdeki yıllarda da devam etmesi gerektiğini gösteriyor. Sözümüz bitmiş değil. Bu nedenle ben hepinize çok teşekkür ediyorum katıldığınız için, zaman ayırdığınız için. Bilginizi, tecrübenizi bizimle paylaştığınız için çok teşekkür ediyorum. Gülay, buyur. Evet, ben de aynen hepinize çok teşekkür ederim bu güzel katkılarınız için. Bence güzel bir seri başlattığımıza inanıyorum. Ve çok dolu dolu güzel bir yuvarlak masa toplantısıyla da tamamlamış olduk sizlerin katkıları sayesinde. Hem önümüzdeki senelerde seminerin tabii devam edeceği, hem de burada başlattığımız bu tartışmaların yine kadın kadına tarih konferansları, yani bir üçüncüsünü de istiyor gördüğüm kadarıyla. Tartışmalar yeni başlıyor ve çok daha güzel, çok daha yeni genç çalışmaların bunları daha da geliştireceğine inanıyorum. Hepinize teşekkür ediyorum sabrınız ve katkılarınız için. İyi akşamlar diliyorum. Herkese iyi akşamlar, hoşça kalın diyorum. İyi akşamlar, çok teşekkür ederim. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar.